Habertürk TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Kübra Par. Bir açık menete daha başlıyoruz. Özel bir konuğumuz var. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit konuğumuz. Hoş geldiniz. Habertürk yazarı Günter Şimşek de bizimle. Kendisiyle birlikte size sorular yönelteceğiz. Şimdi niye böyle bir program yaptık? Önce ben bir izleyicilerimizle konuşmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, Türkiye son yıllarda savunma sanayinde, milli savunma sanayinde önemli atılımlar yapıyor. Fakat örneğin mesela Türkiye'de tank üretilecekti, motorunu Almanya vermediği için süreç uzuyordu. Dolayısıyla yerli ve milli bir savunma aracı ürettiğimizde hep Türkiye'nin takıldığı meselenin motor meselesi olduğu söyleniyordu. İşte bunun için TEİ, tam açılımını birazdan soracağım. Ben de anlayamadım bugün TUSAŞ mı, TEİ mi, farkı ne? TEİ ilk yerel motor modellerini üretmeye başladı. Bir tanesinin maketi şu an stüdyomuzda. Üzerinden tek tek anlatacak bize Mahmut Bey. Bugün Türkiye'nin motor teknolojilerinde yerli ve milli motor üretme sürecinde nerede olduğunu konuşacağız. Niye konuşacağız? Çünkü motor savunma sanayi ürünlerimizin kalbi. Önce motoru yapacağız ki diğerlerini üretebilelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel özetledim mi? Gayet güzel oldu. Peki. Şimdi Mahmut Bey, sizi çok tanımıyoruz. Ben de bugün ilk kez tanıştım sizinle. Yayınımıza hoş geldiniz. Hem de sizi tanıştırmak istiyorum izleyicilerimize de. Hem de siz şimdi tam olarak TUSAŞ'ın hangi birimindesiniz? TUSAŞ ne? TEİ ne? Önce bir onu anlatın. Sizin özgeçmişiniz de çok etkileyici. Ben okuyunca şaşırdım. Sonra da sizi tanıyalım ama önce TEİ nedir? TUSAŞ'a bağlı sadece motor mu üretiyorsunuz siz? Evet, motor ve parçaları diyelim. Efendim, TUSAŞ'ın tarihçesi 1974'e kadar geri gidiyor. Bu Kıbrıs ambargosu yıllarında devletimiz bu savunmayla ilgili Silahlı Kuvvetler Vakfı ve buna bağlı olarak biliyorsunuz Aselsan, Roketsan, Havelsan bunları kurgulamışlar. Bu arada da 1974 yılında TUSAŞ da kuruluyor. TUSAŞ kurgu yapılırken tabii Aselsan askeri elektronik, telsiz problemi olmuş biliyorsunuz. Askeri elektroniği TUSAŞ yapıyor, yazılımları Havelsan geliştiriyor, roketleri Roketsan yapıyor. Uçak ihtiyacını da TUSAŞ, Türkiye Uçak Sanayi diye kurgulanmış. Fakat dünyada havacılık sektöründe hem uçağın kendisini yapıp, gövdesini ve platformu yapıp hem de motoru yapan bir şirket bizim yok. Bildiğimiz göre yok. Yani öyle bir şey yok. Çünkü bunlar gövdeyle ilgili teknolojiler, motorun kendisiyle ilgili teknolojilerden tamamıyla farklı. Farklı yetenekler gerektiriyor. Bundan dolayı da dünyada sivil sektörden örnek vereyim. Yolcu uçaklarını, uçağın kendisini Airbus ve Boeing yapıyor. Motorlarını General Electric yapıyor, Rolls-Royce yapıyor, Pratt Whitney yapıyor biliyorsunuz. Müşteri uçağı aldığında motoru, hangi motoru takalım diye uçak üreticisi soruyor. Bu şeye benziyor. Araba almak için galeriye gittiniz, bir araba beğendiniz. Arabayı size sattılar, kaputu açıyorsunuz, motor yok. Diyor ki motoru kimin motorunu takalım? Bunun gibi bir şey çünkü motor gerçekten ciddi bir teknoloji. 1980'li yıllara gelindiğinde motor için ayrı bir ekip ve ayrı bir yapılanma gerektiği ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ve 80'li yılların başlarında F-16 savaş uçaklarımızı toplu olarak alırken sağ olsun o zamanlar rahmetli Özal ve o zamanki komutanlarımız diyelim bu uçakların motorlarının Türkiye'de bakımlarının hiç olmazsa yapılabilmesi için bir tesis kurulmasını istiyorlar. Çünkü uçağı uçuruyorsunuz. Malumunuz arabayı kullandınız, düzenli bakıma gitmesi gerekiyor. Uçağı uçurdukça da bazı parçalarının değiştirilmesi ve tamire girmesi gerekiyor. Tabii böyle bir yeteneğiniz yoksa tamir zamanı geldiği zaman söküp götürüp orijinal üretim yerine göndermeniz gerekir ki bu her zaman pek makul bir şey değil. Burada o zamanki devlet büyüklerimiz, Özal başta olmak üzere ve komutanlarımız bastırıyorlar. Motor bakımı için burada kim tesis kurarsa motoru ondan alalım diye hani seçme tercihi var ya, orada da Pratt Whitney ve General Electric tercihi var. General Electric'le anlaşıyorlar. General Electric'le beraber Eskişehir'de TEİ, şimdi onun açılımı diyeceğim. TUSAŞ'ı ikiye bölüyorlar 85 yılında. TUSAŞ
Uçak sanayi, bakın Türkiye uçak sanayinin TUSAŞ'ını alıyorlar. TUSAŞ uçak sanayi ve TUSAŞ motor sanayi diye ikiye bölüyorlar. TUSAŞ uçak sanayi, uçağın gövdesini ve platformu yapacak firma Ankara Kazan'da, Akıncı'da, Kahraman Kazan'da şu andaki bildiğimiz yerde devam ediyor. Motoru Eskişehir'e kuruyorlar. Ben bazen güldürüyorum. TUSAŞ'ın, TAİ'nin A'sı Ankara, T'nin E'si Eskişehir diye. İyi denk gelmiş gerçekten. Ama oradaki T'nin açılımını bu İngilizce baş harflerinden geliyor. TAİ aslında TUSAŞ Aircraft Industries. O TUSAŞ uçak sanayinin İngilizce baş harfleri. T'yi de TUSAŞ Engine Industries. T'yi oradan engine, geliyor. Engine motor demek İngilizce'de. TUSAŞ motor sanayi olarak TUSAŞ Eskişehir. TUSAŞ motor sanayi. Ben bile aydınlanmış oldum şimdi. Bütün gün anlamaya çalıştık. T'yi, TAİ, TUSAŞ farkı ne? Yanlış bir şey söylemeyelim diye. Şimdi sizden de biraz bahsetmek istiyorum. Sevgili izleyiciler, Profesör Doktor Mahmut Akşi tam anlamıyla Türkiye'nin yetiştirdiği, hani böyle iyi mühendislerimiz vardır bizim diye gurur duyarız ya, tam onlardan biri. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş. Sonrasında ABD'ye gitmiş. RPI diye önemli bir, bu alanda meşhur, okulunuzu siz anlatırsınız, bir üniversitede yüksek lisans ve doktora yapmış. Ama asıl daha önemlisi, hani General Electric, General Electric mi? İngilizce General Electric. General Electric, dünyanın en önemli motor şirketlerinden birinde Ar-Ge merkezine girmiş. 10 yıl boyunca orada Ar-Ge biriminde çalışmış. En sonunda Research Team Leader diye olarak, yani en üst seviyede ayrılmış. Duydum ki o sırada NASA dahil çok önemli yerlerden de aslında kendisine transfer teklifleri gelmiş. Olmaz, ben ülkeme döneceğim demiş, gelmiş ülkesine. 2001 yılında Türkiye'de Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde göreve başlamış. 2015 yılında profesör olmuşsunuz. Sonrasında da 2013'ten beri de TEİ'desiniz. Doğru özetledim mi? Doğrudur efendim. Peki. Şimdi böyle meselenin özünü bilen bir isim. Yerli motorlarımızın başındaki isim. Şimdi biraz bu motorları konuşalım. Genel hikayesinden bahsedelim. Önce bir genel soru sorayım. Türkiye geçmişte neden motor üretemiyordu? Ne oldu da şimdi üretebilir hale geldik? Tabii bunun birden çok sebebi var. Ama bana göre en önemli sebebi, malumunuz bizim insanımız, milletimiz gerçekten pratik zekalı, çalışkan, üretken, olmazı olduracak pratik çözümler bulabilecek kıvrak zekalı bir insanımız var. Biz bunu dünyada, hatta ben Boğaziçi makine mühendisliği mezunuyum. Makine, yani çocukluktan beri makinalarla şeyim, ilgim büyüktü. İlk tercihim diyelim, en yüksek puanlı makine mühendisliği o zaman oraydı. Oraya girdim, kazandım çok şükür. Yüksek lisansa giderken biraz da endişe ettim. Rensselaer Polytechnic Institute, RPI kısaca, makine mühendisliğinde benim gittiğim zaman 13. sıradaydı dünyada. Bayağı da iyi bir okuldu. Yani orada da seçme öğrenciler olacak. Onların arasında acaba aynı performansı gösterebilir miyim diye gidince çok da zorlanmadık Allah'a şükür. İnsanımız gerçekten başarılı. İnsan gücünde değil iş, daha çok politik stabilite mi diyoruz, istikrar. Böyle projeleri yapmak için uzun dönem devlet iradesi ve finansal desteğe gerekiyor. Ne yazık ki biliyorsunuz, önceki yıllarda Türkiye'nin tarihinde biliyorsunuz sık sık hükümetler değişirdi. Şu özellikle 90-2000 arasında çok kopuk oldu. Çok fazla oldu. Yani bir 11 ay süren falan hükümetler bile vardı biliyorsunuz. Biz daha küçüktük o zaman ama daha yaşlı seyircilerimiz bilirler. Sık sık hükümet değişiyor, hükümet politikası değişiyor. Birisinin destek verdiği projeye öteki destek vermiyor, tam tersine durur. Böyle bir ortamda böyle büyük soluklu, uzun soluklu ve ciddi mali destek gerektiren projeleri yürütmek mümkün değil. Bakın biz helikopter motoruna 2017'de başladık. 6 yılı geçti ama sürekli bir akış, siyasi irade desteği ve ekibi toplayıp bir araya getirip, benim göreve geldikten sonra ben ekibi toplamaya başladım. Sözleşmeyi imzalamamız 2017'yi buldu ama yani o süre zarfında, hatta ben 2013'ün sonundan başlayalım. Ben Aralık sonunda başladım. Yani 2014'ün başından şu zamana kadar yaklaşık 10 yıl. 10 yıla yaklaştı. Evet. Yani 9-10 yıllık süreçte
hiç kesilmeyen bir devlet iradesi. Devletimizin bu konudaki sağlam, biz bunu yapacağız. Politik desteği, mali desteği olmasaydı ekip dağılırdı. Bu devlet meselesi hep önemseniyor. Daha önce hem Selçuk Bayraktar hem Haluk Bayraktar çeşitli engellemelerle, bürokratik engellemelerle karşılaştıklarından söz etmişlerdi. Evet. Motor üretiminde de böyle bir süreç olmuş mu geçmişte? Ya da ne bileyim yeterince nasıl demeliyiz Güntay Bey? Bir motor yapabilmeniz için elinizde bir motoru koyacağınız platform olacak. Yani o platformu geliştirme veyahut da üretme iradesi gösterecek bir siyasi irade olacak ki ondan sonra size de motor üretme görevi verilsin. Yani aslında bunlar hep birbirinin içinde. Evet. Biliyorsunuz 2000 yılların başında ilk önce platformlarla ilgili projeler ortaya çıktı. Anka'dır, Milli Muharip Uçak daha sonra geldi ama Gökbey, Atak. Böyle platformlar, Altay Tankı, Milgem, ilk önce platformları devlet kurguladı ve bunun arkasında durdu. İlk etapta platformu tasarlayanlar her şeyi hazır alıp, alt sistemleri takarak platformun kendisini tasarlayıp sistem entegrasyonu yaptılar. Sonra da en önemli alt sistemleri yerleştirmeye başladılar. Kritik malzemeleri. Motor projeleri başladı. O yüzden biraz motor projeleri biraz daha geriden geldi. Bazen diyorlar ya işte niye ilk uçan işte şeye milli muharip uçağı niye kendi yetişmedi? Çünkü yani doğal süreçte biraz geriden başladığı için arada bir faz farkı var. İlk uçanlar ithal ürünlerle uçuyorlar. Yavaş yavaş onları yerleştiriyoruz. Aynı bizim motorumuzda da böyle bir alt seviyeye indiğiniz zaman ilk teslim ettiğimiz helikopter motoru prototiplerinde entegrasyon için birkaç yıl önce teslim etmiştik. Aksesuarları ithaldi mesela. Evet. Ama şu anda teslim etmekte olduklarımız üstündeki dişli kutusu, yağ pompası, yağ tankı bunlar hepsi yerleştirdik. Hepsi yerli. İlk etapta siz ana sistemi tasarlıyorsunuz, onu kendiniz üretiyorsunuz. Alt sistemleri dünyadan tedarik zincirinden topluyorsunuz. Sonra onları da yerleştiriyorsunuz. Bu mühendislik aşaması bu hocam. Bu doğal bir süreç. Hayır, bu mühendislik aşaması. Evet. İşin bir de malzeme tarafı, temel bilimler aşaması var. Orası ayrı bir dünya. Evet. Çünkü motoru yapacaksınız ama motorda gerekli olan kritik malzemeleri nereden bulacaksınız? Nasıl geliştiriniz? Mesela nitelikli plastik, alüminyum, nikel. Evet. Onların da yerli mi üretilmesi gerekiyor? Tabii, yani Türkiye'nin o sanayilerde de mi gelişmesi gerekiyor? Teğinin böyle yatırımları olduğu için onun için var. Altını çizmek şimdi istiyorum. Şimdi efendim özellikle motorda çok kritik export kontrol dediğimiz kimsenin kimseye satmadığı, vermediği teknolojiler var. Bunları yani para da verseniz size nedir vermem. O satmadıkları? Parasını bile verseniz vermedikleri mesela şeyler. Mesela bu tek kristal kanat döküm teknolojileri. Tek kristal kanat döküm. Motoru, nedir bu? Biraz hiç anlamayan izleyicilerimiz için de detaylandırırsak. Daha basitçe anlatayım. Motoru şöyle düşünün gözünüzün önünde. Havayı girişten emiyoruz. Bunu herkes şey yapabilir. Uçağa binerken gördüğünüz pervanelerin tarafından havayı emiyoruz. Tamam. Emdik, kompresörde sıkıştırdık. Yüksek basınca ulaştırdık. Yanma odasının içine aldık. Yakıtı içine döktük. Kibriti çaktık. Tabii yanacak. Yandığı zaman bunun genleşmesi lazım. Genleşecek ama daracık bir yerde yakıyoruz. Ama arka tarafı açık. Ben hatta ders anlatırken türbin dersini öğrencilere soruyorum işte. Kompresörde şu kadar sıkıştırıyoruz. Atıyorum şu kadar bara çıkarıyoruz. İçeri yanma odasını alıyoruz. Bir de yakıtı koyduk. Kibriti çaktık. Basınç kaç olur? 3000, 5000 böyle uçuk rakamlar. Basınç yukarı çıkmıyor. Çıkarsa zaten taze hava içeriye giremez. Kompresörün basıncından yukarı çıkamaz. Arka tarafı açık bırakıyoruz kasten. O genleşirken arkadan büyük bir hızla fırlasın istiyoruz. Bütün enerjiyi kinetik enerjiye çeviriyoruz. Hıza. Evet. O hızla gaz fırlarken hem türbin kanatlarını çeviriyor, evet, kompresörü çalıştırıyor. Geri kalan enerjiyi arkadan yüksek hızla atıyoruz. İtki tepki şeyinden itki elde ediyoruz. Basitçe bu. Şimdi bu yanma odasından çıkan o kızgın gazın ilk çarptığı parçalar aleve doğrudan maruz kalıyor. Ve kaç oluyor hocam? Yanma odasındaki sıcaklıklar güneşin yüzey sıcaklığının daha önce de söyledim yak yağı falan diyorlar. Gerçekten de öyle. %45'i civarında. Güneşin yüzey sıcaklığının %45. Bu sıcaklıkta hiçbir metalin dayanması, yani tungsten falan belki ama o da sadece dayanması dedim, erimemesini kastetmiyoruz. O sıcaklıkta çalışıp bir de güç aktaracak, iş yapacak yani o sıcaklıkta mümkün değil. Biz bunları seramik kaplamalarla korumaya çalışıyoruz. Yetmiyor. İçinden soğutma havası basıyoruz, soğutuyoruz. Buna rağmen o sıcaklıkta çalışabilecek malzeme sayısı sınırlı.
Diyebilirsiniz 1950'lerde uçmuş uçaklar var. Burada çok aşırı soğutma yapıyorlar. Paslanmaz çeliği gibi daha basit, ucuz malzemeler o zamanki teknolojiyle. O malzemelerin sıcaklığına düşürüyorlar. Sıcaklığı ancak öyle uçabiliyorlar. Bu da çok verimsiz, çok yakan, az iten bir motor oluyor. Ama şu andaki bizden istenen projelerde bize getiriyorlar. Şu andaki ithal motorun teknik isterlerini döküyorlar bize. Bunun aynısını senden istiyoruz diyorlar. State of the art diyoruz. Son model şu anda ithal ettiğim motorun. Bu da çok yüksek sıcaklıkta yanma sıcaklıkları, çalışma sıcaklıkları. İşte bunun malzemesi o sıcaklıkta dayanması için çok özel tek bir kristal yapımı demeyeyim de metaller de insanlar gibi, canlılar gibi hücrelerden oluşuyor. Biz onlara grain diyoruz. Ve bu hücreler birbirine yapıştığı noktalarda zayıf noktalar oluyor. Bütün kanadı tek bir hücreden oluşturduğunuzu düşünün. Böylece zayıf noktayı ortadan kaldırıyorsunuz. Yüksek sıcaklıkta oradan o zayıflığı kaybediyorsunuz. Daha yüksek sıcaklıkta yük aktarabiliyor. Bunu yapabilmek çok zor. Çünkü metaller katılaşırken, ergimiş bir metali katılaştırırken donma her an, her noktada aynı anda başlıyor. Donma sıcaklığına geldiğiniz anda katılaşma sıcaklığına. Kristalleşme her yerde başlıyor. Milyarlarca kristalden oluşuyor. Mikroskopta baktığınız zaman hücrelerden. Ama siz istiyorsunuz ki bir tane hücreden şu bardağı yapayım. Tek bir hücreden. Hmm. Bir tane hücreyi bunların içinden seçiyorsunuz selektif olarak. Ve o hücreyi çok özel şartlarda büyüte bütün kanadı tek bir hücre haline üretiyorsunuz. Düşünün bir insan tek bir hücreden yapılmış. Çok dehşet zor bir teknoloji. Nasıl yapıldığını kimseyle tabii ki detaylarını paylaşmıyor. Biz bunu oturduk TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü ile kendimiz, bizdeki malzeme mühendislerimiz beraberce çalışarak, bir de alt şirketimiz var Gürmetal, %51'ine ortak olduk, satın aldık. Beraberce bunu geliştirdik, kendimiz geliştirdik malzemeyi. Buyurun. Bir araya gideceğiz. Tabii. Aranın ardından devam edeceğiz efendim. Burada yerli ve milli üretilen bir motorun maketi var. Kalkacağız ayağa, tek tek nasıl yapıldı bu parçalar, diğer motorlardan farkı ne? Hepsini soracağız. Kısa bir aradan sonra buradayız efendim. Açık VNET'e devam ediyoruz. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit konuğumuz. Şu anda onların geliştirdiği ilk yerli ve milli helikopter motorunun maketinin önündeyiz. Bu motorumuzun bir adı var mı? Önemi ne? Sizden bir genel dinleyelim. Sonra tek tek sorular soracağız. Ben şöyle Güntay Bey'in yanına doğru geçeyim. Sizi dinleyelim şimdi. Şimdi bu motorumuza şimdilik TİTS 1400 diyoruz. Kod numarası verdik. Tamam. TS turbo şafttan geliyor. Turbo şaft helikopter motoru demek. 1400 de beygir gücünü söylüyor. Sınıfını söylüyor daha doğrusu. Motorumuz Gökbey helikopterinde güç vermek üzere Savunma Sanayi Başkanlığımızın finansal desteğiyle 2017 yılında projemiz başladı. Şu anda artık ilk uçuş noktasına kadar geldik Allah'a şükür. Bu da onun ilk yerli milli motoru olacak. Bu ilk yerli ve milli gerçek anlamda bir jet motoru aslında. Helikopter motoru da bir jet motorudur, birazdan anlatırım. İlk gerçek anlamda yerli ve milli bir jet motoru. Öncü motor. Bundan sonra artık her türlü motorda zaten izleyicilerimiz, meraklıları biliyordur. TF6000 telefon peş peşe geliyor. Evet, geliyor. Zaten Gökbey'in de büyüğü gelecek. Evet. Atağın da büyüğü gelecek. Bundan sonrası artık zaman ve para meselesi. Peki farkı ne? Helikopter motorları neden daha zor? Helikopter motoru aslında bildiğiniz bir jet motorunun bir tık ötesi. Önce jet motorunu yapıyorsunuz. Evet. Arkasına bir kademe, bak çok basit, hemen şurada göstereyim. Şu kısım, ön kısım çekirdek motor diyoruz. Burası aslında bir jet motoru. Havayı alıyor, sıkıştırıyor, yakıyor, arkadan atıyor. Bu arkadan fırlamakta olan gazın önüne bir kademe daha türbin serisi koyuyorsunuz. Şu son iki kademe. Onun enerjisini uçakta arkadan dar bir şeyde atıyorsunuz, yüksek hızda itki elde ediyorsunuz. Evet. Helikopterde itki istemiyorsunuz. Pervaneye güç vermek istiyorsunuz. Arkadan çıkan gazın enerjisini bir kademe daha türbünle komplesini emiyorsunuz, bütün enerjiyi ve dönme hareketine çeviriyorsunuz. Güç aktarımı. Ve bu dönme hareketinde dişli kutusu vasıtasıyla pervaneye veriyorsunuz. Böylece helikopterin egzozundan böyle yüksek hızlı bir gaz çıkışı, bildiğiniz normal egzoz çıkışı oluyor.
bütün enerjisi emilmiş ve dönme hareketine çevrilmiş oluyor. Peki siz mesela daha önce Atak helikopterleri ve mesela Kara Şahin motorlarını yerli olarak teknolojiyi burada üretiyordunuz. Milli değil onlar. Yerli olarak motorları burada üretiyoruz. Peki bunun ondan farkı var mı ve ondan ilham aldınız mı ya da kopya çektiniz mi? Ben daha açık şöyle söyleyeyim. Kopya çekmek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü tamamen sınıfları da farklı, güç sınıfları da farklı. Ama tabii ki biz motor çalışması yaparken hani diyorlar ya Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bütün mevcut var olan motorlarda ulaşabildiğimiz her datayı inceliyoruz. Değişik motordaki teknolojik problemleri nasıl çözdüklerini anlamaya çalışıyoruz. Bu da doğal bir şey. Herkes birbirinin motorunu açıp bakıyor mu rakiplerini böyle anlamaya çalışıyor. Biz de onu yapıyoruz ama sonuç olarak oturuyoruz. Kendi motorumuzu kendimiz tasarlıyoruz. Çünkü devletin bize verdiği ister seti var. Bu ister seti şu andaki mevcut Atak'ın motorundan bile farklı. Yani basit bir örnek vereyim. Mevcut Atak helikopterinden bu motor daha büyük ve daha güçlü. Çünkü öyle istendi bizden. Böyle olunca motorun kesiti büyüyor, devisi değişiyor, yanma sıcaklığı farklı. Tasarımı komple baştan aşağı değişiyor. Ama tabii ki bazı temel fiziksel problemleri benzer yaklaşımlarla çözüyoruz. Bu motor Atak helikopterlerinde de kullanılabilecek mi? Güç sınıfı olarak ve fiziksel olarak sığıp sığmayacağını soruyorsanız sığabilecek şekilde geliştirdik ve güç sınıfı olarak da Atak helikopterlerinin motorlarına yaklaşık 100 beygir daha güçlü. Ama aynı yere sığıyor. Bakın daha güçlü, daha büyük ama aynı yere sığıyor. Bayağı da bizi zorladı yani o konuda ama sığdık. Ama hukuki, birincisi bu sivil bir motor, çift kullanımlı. Askeriye dönmek için işte bunun zırhlandırılması lazım. Mermilere karşı balistik zırhlandırılması. Yağlama sisteminde bazı modifikasyonlar lazım. Bunlar çok zor şeyler değil ama hukuki engeller var. Yani bunu bu şekilde de alıp uçurabilirsiniz. Ama Atak projesi, proje helikopter projesi kurgulanırken bu motorun olduğu bölgeler falan Leonardo yani diğer yabancı ortağa ait. Oralara dokunmaları pek mümkün olacağını zannetmiyorum. Onu TAI yani TUSAŞ'a sorarsanız. Kendi içinde onlar. Evet, onu TUSAŞ'ın cevap vermesi gerekmiş. Bizden isterlerse motoru biz askeriye dönüştürebiliriz. Siz dönüştürebilirsiniz. Peki dünyadaki helikopter motorlarından farkı nedir bunun? Var mı bir farkı? Aslında helikopterler motorları aynı dediğim gibi çekirdek motorun egzozdaki enerjisini dönmeye çevirerek bir jet motoru arkasına da bir seri türbin daha söylemeye çalıştım diye. Aynı sistem. Çok büyük bir farkı yani bizim tasarımımız yerli ve milli. Onun dışında genel prensipleri aynı. Yani şuna söyleyelim. Siz bir Japon arabası veya Alman arabası aldığınızda 4 silindirli genel prensip aynı. Çevirim, termodinamik çevirim aynı. Tabii ki kendi tasarımımız. Yani yoksa yeni bir motor icat etmedik yani. Şimdi ben tabii ki bu işin uzmanı yeni değilim. Güntay Bey uzmanı. Her türlü teknik soruyu ondan alalım. Benim de başka sorularım olursa aslında. Hocam şimdi mühendislik olarak bunu aldık. Evet. Geliştirdik, tasarımını yaptık. Motoru üretme aşamasına geçince elimizdeki malzeme tarafında ne gibi sıkıntılar yaşadık? Esas orayı merak ediyorum. Yani şurada kullandığımız çok çeşitli nitelikli malzemeler evet. Var. Alüminyumu var, çeliği var. Çok nitelikli plastik geliştiriyorsunuz. İşte az önce kristallerden bahsettiniz. Evet. Çok ısının yüksek olduğu yerin korunması. Oralarda ne gibi sorunlar yaşadık? Yani birincisi demin reklam arasından önce konuşuyorduk. Bu export kontrol teknolojiler var. Kimse kimseyle paylaşmıyor dedim. İşte bu sıcak bölgedeki alevin vurduğu ilk sıcak seri kanatlar çok yüksek sıcaklıkta yani güç üretmesi, güç aktarması lazım. Bununla ilgili bu döküm teknolojisini vermiyorlar. Hatta biz ilk motoru geliştirirken dünyada birkaç değişik şirketle gittik, konuştuk. özür dilerim. Dedik ki yani bunu bizim için yapar mısınız? Cevap hayır. Peki, okey. Biz tasarlayalım. Teknik resimlerini verelim. Yani tasarım bize ait. Sadece üret. Üret ver, kaç para yaparsın? Gene cevap yok. Sonunda oturup kendimiz yaptık. Biz yaptıktan sonra TÜBİTAK'la beraber ondan sonra yapalım diye teklif geldi, fiyat teklifi. Yani şu demek, ben derste de söylüyorum bazen, şu sıcak bölge, o tek kristal kanatlar o kadar pahalı şeyler ki tanesi 4-5 bin dolar. Yani eski bir kullanılmış arabanız varsa ondan daha pahalı küçücük bir şey.
Ve bundan 30-40 tane var bir şeyde ve ötekinde. Biz artık yerli olarak o tek kristal kanatları üretebiliyoruz. Ne yaptık da Güntay Bey'in sorusunu derinleştirelim. Hı-hı. Türkiye hangi sanayi alanına yatırım yaptı Malzeme ve proses teknolojileri. TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü ile beraber ağırlıklı olarak teknolojiyi geliştirdik. Bizde özel bir malzeme ve proses mühendisleri ekibimiz var. Yani ben şirkete... Şimdi var ama hocam. Tabii. Önceden Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değildi. Çünkü böyle bir şey ihtiyaç yoktu. Yani nasıl? Helikopter de yoktu, uçak da yoktu. Evet. Devletimiz önce 2000'li yıllardan beri sağ olsun Cumhurbaşkanımızın da iradesiyle biliyorsunuz. Önce uçak, helikopter, tank, gemi oralara başladı. Sonra da motorlara girdik. Ben göreve geldiğimde mesela 2014'ün başında bütün şirkette iki tane mine malzeme mühendisi vardı. Onlar birisi de satın almadaydı, birisi de başka bir birim. O kadar küçük malzemeyle aslında uğraşmıyorlardı. Yani malzemeden kastımız ne hocam? Şimdi izleyiciler de malzeme deyince alınan ürünü anlıyorlar. Öyle şimdi bir şey değil şöyle çünkü söyleyelim. Şu motorun içinde çok değişik metal grupları var. Alaşımlar var, evet. Seramikler var. Bunların üretim know-how'u, mukavemetleri, yani tasarımla kullanacağız. Şimdi öncelikle ne yaptık? Ben göreve geldikten sonra bir malzeme ve proses mühendisliği ekibi kurdum. Kocaman bir, yani devasa bir müdürlüğümüz var. Sırf bu işi yapıyor. Hatta bir tane daha müdürlüğümüz var. Onlara destek veriyor. Teknoloji geliştirme müdürlüğümüz. Bir de bu da yetmedi. Burada geliştirdiğimiz yerli ve milli olarak Türkiye'de geliştiriyoruz artık bu malzemeleri. Yani ilk önce dökümü geliştirdik. Hatta Fikri Işık Bey kısa bir süre Savunma Bakanlığı yapmıştı. Evet, doğru. Tam onun zamanıydı. İlk defa bunu tek kristal defalarca denedik tabii ki. Döküyoruz, milyarlarca kılıçlardan 3'e düşmüş, 2'ye düşmüş ama bir tane değil. Hala tek kristal değil. Dene, prosesi optimize et. Sonunda tek kristali başardık, inceledik. Şeyin altında tek kristal olduğunu teyit ettik. Ben bundan bir numune aldım. Hemen aradım Sayın Bakanımızı o zaman. Özel kalemi dedim, çok önemli bir konu arz edeceğim, bilgi arzı özel kaleme. Hemen gelip bakanımıza işte bilgi arzı dedi, ya programı dolu yani, yarın zaten çok önceden dolmuş. Ya siz söyleyin de belki dedim şey yapar. Önemli dediği için sayın bakanımız da program dolu ama o zaman kahvaltıya gelsin demiş. Sabah en ilk randevudan önce kahvaltıyı beraber ofisinin arkasındaki odada baş başa yaptık. Ben götürdüm, çıkardım masanın üstüne bu küçük kanadı, Türkiye'de ilk defa döktüğümüz tek kristal türbin kanadını koydum. Bu ne? Meslek olarak öğretmen biliyorsunuz. Dedi Mahmutcuğum bu ne? Dedim bu işte türbünün en sıcak, en teknolojik parçası. Bunu kimse satmıyor. Bize de satmadılar. Biz bunu Türkiye'de oturduk, geliştirdik, yaptık. Çok etkileyici. Artık dedim bunu yaptıktan sonra motoru inşallah dedim 3 ay olmazsa, 5 ay, 5 ay olmazsa 10 ayda çalıştırırız. Zaten yıl dedim, kaç bunu yaptığınızda? 2016'nın sonu veya 2017'nin başı olması lazım. Kasım 2017'de motoru çalıştırdık. Çünkü onda bu konuşmadan 8-10 ay sonra mı ne? Bir de nitelikli nikelden söz ediyordunuz. Şimdi yine malzeme yayınlar. İşte nikel süper alaşım. O ne dedi? O ne dedi? Aferin dedi. Peki dedi, bu döktüğünüz bu kanadın dedi malzemesi nereden geliyor? Yani evet. Alaşımı nereden geliyor? Dedim onu alıyoruz. Dedi onu alamazsan ne olacak? Üretemeyiz. Evet. O zaman onu da yapacaksınız. Sayın Bakanım dedim, bizim görevimiz dökümcülük değildi. Evet. Bizim görevimiz şu motoru tasarlamaktı ki devasa bir mühendisliği. Devasa bir mühendislik, zor bir mühendislik problemi. Onu çözdük, tasarladık. Siz hani kanadı kimse satmadığı için mecbur oturduk, dökümle uğraştık. Döküm prosesi geliştirdik. Şimdi diyorsunuz ki siz bir de oturun alaşım geliştirin, malzeme geliştirme. Onu da yaptık. Dedi ki onu da yapacaksınız. Alaşımı da geliştirdik. Şu anda Türkiye'de o tek kristal türbin kanatlarının malzemesini, alaşımını Türkiye'de geliştirdik. Peki o alaşımı sadece siz kullanmıyorsunuz herhalde. Farklı savunma sanayindeki farklı alanlara da bu girişimin bir faydası oldu mu? Şöyle oldu. Onu da hatta tabii ki faydası oldu. Hatta zinciri tamamlayayım. Bu alaşımı bu dökümde kullanılan alaşımı ürettikten başka alaşımın içine giren saf nikel, saf kobaltı da Türkiye'de ürettik. Sağ olsun Savunma Sanayi Başkanlığımız, teknoloji birimleri bu konuda ciddi destek verdiler. Ve Türkiye'de üretilmiş ilk saf nikel ve saf kobalt numuneler var elimizde. Yani topraktan saf nikeli elde ettik. Nikelden alaşıma koyduk. Tek kristal yaptık. Oradan da döktük, kanadı yaptık diye. Bütün zinciri tamamladık diye. Peki şöyle hocam, bu aşamaya kadar gelince şimdi hep biz mühendis talep ederdik. İyi mühendislerimiz olsun. Bahsettiğiniz yerler hep temel bilimlere giriyor.
Yani iyi matematikçiniz olacak, biyoloji, kimya. Bunu aslında kimya, modelleme, malzeme modelcileri, termodinamik modellemeler falan yapıyorlar. Evet. Ulaşım modellemeleri yapıyorlar. Yine yani insan kaynağında sorunuz olmadı mı? Ama kimya, fizik falan da giriyor. Evet. Bunları Türkiye'nin en iyi okullarında en başarılı gençlerimizi alıp kendimiz yetiştiriyoruz açık söyleyeyim. Yabancı mühendisler çalıştı mı bu süreçte? Yok. Yani nasıl söyleyeyim? Bizim personelimiz olarak çalışan yabancı hiç yok diyemiyorum. Çifte vatandaş personellerimiz var. Onlar da yani benim gibi yurt dışına master'a, doktora'ya gitmiş. Ama orada vatandaşlık almış. İngiltere'den, Almanya'dan, Amerika'dan. İkincil vatandaşlık almış. 7-8 kadar personelimiz var ama hepimiz Türkiye doğumluyuz mu diyelim artık. Türk vatandaşıyız. Bu gençleri biz eğitiyoruz. Danışmanlık alıyoruz. Yabancı danışmanlara parayla geliyorlar. Sorularımız varsa soruyoruz. Faydalanıyorsak danışmanlığa devam ediyoruz. Bizimkiler diyorlar ki bu adam fazla bilgi paylaşmıyor. Kesiyoruz kontratını, gönderiyoruz. Hmm. Yani bu şekilde. Kaç mühendis çalıştı mesela bu motorun bu hale gelmesi için? Yani bu aşamaya. Şu anda bu motorun şu hale gelmesi 1000'i geçkin diyelim. Aslında çekirdek ekibimiz 600-700 kişilik bir turboşaft mühendislik ekibimiz var. ARGE grubumuz ama bunları destekleyen prototip mühendislerimiz var. İmalat mühendisi. Şimdi tasarım yaptınız, teknik resimler çıktı, hatta parçanın modeli çıktı. Uygulamak. Bunu kütük metalden bu hale getirmek için de birileri kod yazması lazım. O parça nasıl işlenecek? Hangi proseslere göre yapılacak ki yamuk yumuk bir şey çıkmasın bu hassasiyette? Bir de imalat mühendislerimiz var. Bir montaj grubumuz var. Bir test grubumuz var. Bunları koyarsanız kesinlikle 1000-1500 kişi aynı anda bu motora emeği içmiştir. Kaç yılda başardınız? Projenin başlamasından ilk motor prototipini teslimimiz 3 yıl 10 ay falan. Yani Cumhurbaşkanımız da o ilk prototip teslimine online katılmıştı Covid'den dolayı. 3 yıl 10 ay kadar. Ben zaten Cumhurbaşkanımıza göreve gelirken sormuştu. 3 ile 5 yıl demiştim. Yani 2017'de projenin imzalanmasından ilk prototipin teslimi öyle ama ilk uçuş inşallah bu yıl içinde gerçekleşir diye gayret gösteriyoruz. Gerçekleşirse. Peki Gökbey helikopteri takıldı mı? Takılacak mı? Gökbey motoruna kavuştu mu? Kavuşmak üzere mi? Kavuşmak üzere. Kavuşmak üzere. İlk gönderdiğimiz motoru tabii ki taktılar. Denemelerini yaptılar. Bize feedback verdiler. Dediler şurayı şöyle düzeltin. Bu daha kaba şeydi. Ama biz bir yandan motoru testlere tabi tuttuk. İnsan taşıyacak olgunluğa diyorum ben güvenlik seviyesine getirdik. Şu an itibariyle artık bizim ekibimiz bununla insanla uçuş yapılabilir. Pilotlar gelip baktı mı? Ben bununla uçarım demeye korkanlar mı? Tayinin test pilotları gelip baktı ve bununla uçabiliriz artık kanaatine onlara sahipler. Şimdi evet. Yine ben işin uzmanı değilim. Lütfen Günter Bey sorular sorsun. Sadece siz demin reklam arasında sohbet ederken şunu izleyicilerimizle de paylaşmak isteriz. Helikopterlerin özellikle kumlu zeminlerden kalktığını, bunu da motorlar için ciddi bir problem olduğundan söz ettiniz. O nedir? Yani helikopter motor, çünkü bunda galiba değişik bir sistem izlemişsiniz. Bunda var önünde. Bu opsiyonel şey, buna ekstra para istiyoruz. Evet. Laf aramızda. Bu yani her motorda standart gitmiyor ama mesela ilk teslim ettiğimiz prototipte yoktu. Ama şu gördüğünüz modelde var, kum separatörü diyoruz. Şöyle söyleyeyim. Çoğu izleyicimizin aklına geliyordur. İşte kuş çarptı, yok motor yabancı madde emdi. Önüne niye ızgara koymuyorlar? Mesela arabanın önünde ızgara var değil mi? Niye koymuyorlar? Çünkü hava araçları çok yüksek miktarda hava emiyorlar. Debi çok yüksek. Çok yüksek giriş hızı var havanın. Önüne bir ızgara koyduğunuzda bu tel kafes gibi düşünseniz evet. Bile... İncecik teller bile olsa engellemiş olur. Dehşet bir hava basıncı düşüşü. Yani dehşet dediğim anormal değil ama ne kadar hava basıncı düşerse bizim motor verimimiz, girişte basınç kaybı olursa motor verimimiz kötüleşiyor, gücümüz düşüyor. Bunu kimse istemiyor. O yüzden motorun girişine böyle bir şey koymuyoruz. Onun yerine yedekli çalışıyoruz. Mesela yolcu uçaklarının hepsinde uçuş sertifikası alabilmesi için bir yolcu uçağı bir tane motor yedeği olması lazım. Birine kuş çarpar herhangi bir sebeple motor devre dışı kalırsa diğer öteki motor yeterli gücü. Güce sahip. Uçağı havada tutmak için. Hı. Ama helikopterde öyle Concorde'un bir şansınız düşmesi var. Mesela evet. İkinci motoru da gittiği için yedek artık havada duramadı düştü. O zaten eskiden lisans almıştı. Yani yeniden lisans alması mümkün değildi diye biz konuşuyoruz. Çünkü
Yeni motorlarda yolcu uçakları içleri rahat olsun izleyicilerimizin diye motorun muhafazasını öyle bir tasarlıyorsunuz ki o hani sertifikasyon testlerinde bunu göstermeniz lazım. İçeride motor tam gaz çalışırken parçalandığında dışarıya hiçbir şey çıkmaması lazım. Yani gövdeye o muhafaza, kadar güçlü bir güçlü dış bir çevre muhafaza yapıyorsunuz. Kuş çarptı, kanat paramparça oldu, motor darmadağın oldu. Motorun muhafazasından dışarı hiçbir şey fırlamayacak. Gövdeye çarpmayacak. Gövdeye çarpar, kanattaki yakıt tankına çarpar. Hmm. Yangın başta Concorde'da yandaki motora çarptı. O özellik yoktu. İkinci motorda gidince yedek motoru kalmayınca düştü. Neyse şimdi geri gelelim. Yolcu uçaklarının güvenli olduğu bilgisini aldık bu arada sevgili izleyiciler. Biz motorcular olarak artık yolcu uçakları motordan dolayı düşmez diyoruz. Yani. Motor kısmında garanti yazıyoruz. Şimdi gelelim kum kısmına meselesi. Gelelim. O yüzden ön tarafa ızgara yapılmıyor. Yani verim vesaire, yakıt sarfiyatı, güç her şey. Onun yerine başka özellikler ama yolcu uçaklarında ve savaş uçaklarında bunlar zaten pistten kalkıyorlar. Temiz bir ortamdan kalkıyorlar ve piste iniyorlar. O yüzden zaten ciddi bir sıkıntı yok. Yukarı kalktığınız zaman belli bir irtifaya zaten toz diye bir şey yok. Yani o yeryüzüne yakın bölgede oluyor. Helikopter motorlarının böyle bir şansı yok. Özellikle askeri helikopter motorları. Asker neredeyse arazide gidip orada inip onu al, görmüşsünüzdür haberlerde. Şöyle de inebilir. Dağın başına hatta kayaların arasına her tabii. yere inmek zorunda. İnerken tabii ki pervane dönüyor. Dehşet bir hava akımı aşağı doğru. Motor dehşet bir hava emiyor o sırada. Pervanenin kaldırdığı toz toprak ne varsa emiyor. İşte bunu emdiği zaman bu toz toprak kompresör kanatlarında hemen şey yapıyor. Bir kere onlara zarar veriyor. Onlar yani, camlaşıyor demiştiniz. Şöyle nasıl söyleyeyim. Oluyor? Bana anlattığınızı bir daha anlatır mısınız? Kompresör kanatları onları bir nevi pudra gibi iyice inceltiyorlar. Sonra geçiyor motorun diğer kademelerinden iyice incelmiş olarak bu toz. Giriyor yanma odasına. Yanma odasındaki bu çok yüksek alev sıcaklığıyla karşılaşınca eriyor ve bir devi cama dönüşüyor. Kumu erittiğiniz zaman cam elde ediyorsunuz diyorsunuz. Sıcaklık yeterli kadar yüksek zaten. Bu incecik cam tanecikleri diyelim fırlıyor gidiyor ve arkadaki sıcak kanatların üstlerine sıvanıyor. Ve oradaki soğutma deliklerini tıkadığı anda ben o sıcakta hani alev çok yüksek sıcaklıkta o sıcaklıkta o kanadı soğutamayınca kanat eriyor. Yani de yumuşuyor. Görevini yapamaz hale geliyor. Motor devre dışı kalıyor. Gidiyor yani. Buna karşı ne yaptınız siz? Bu bizim yerli ve milli i̇şte motorumuzda. Daha çarpıcı olsun diye şey örneğini veriyorum ben. Bu İzlanda'daki Yanardağ örneğini. Evet. Bu Yanardağ Avrupa'da 2 hafta kimse uçamadı. Tabii, İstanbul'a uçup arabayla gidiyorlardı 2-3 günde. Evet. Niye? Çünkü o Yanardağ'ın bulutunun içinde dehşet miktarda partikülat olarak kül var. Motor bunu emdi mi gidip oralar arasında sıvanırsa iki motorun ikisi birden devre dışı kalır ve düşer. Bunu bildikleri için giremiyorlar içine. Giremeyince İstanbul'a iniyorlardı. Şimdi peki helikopter motorlarında böyle bir lüksümüz yok. Yani çölün ortasında da askeri inip alması lazım. Kumu emecek motor olduğu gibi. Ne yapıyoruz? Kum separatörü dediğimiz özel bir sistem tasarladık. Benim burada aklıma da elektrik süpürgeleri geldi. Hatta şimdi bir takım siklonik teknolojili yeni lüks şeyler, elektrik süpürgeleri hep bu motor reklamını yapıyorlar. Tozu motora karıştırmaz, ayırır falan diye. Evet. Öyle bir teknoloji var burada. Aynı şekilde buna ataletle ayırma diyoruz. Inertial separasyon diyoruz. Motorun havası, kompresör burada dönen kompresör. Çok döndürebilirsiniz kısa, biraz. Evet. Hı hı. Çok yüksek hızla dönerken havayı emiyor buradan. Biz öyle bir tasarım yapıyoruz ki emdiği o yüksek hızla giren havayı burada gördüğünüz gibi çok keskin bir dönüş yaptırıyoruz havaya. Bu keskin dönüşte incecik hava dönüyor. Evet. Motorun içine giriyor. Ağır fakat olanlar içindeki partiküller ağır oldukları için dönemiyorlar ve karşıya geçiyorlar direkt. Karşıya geçince de onları burada hapsediyoruz. Burada birikiyorlar. Bunun altında bir delik oluyor. Oradan kum olarak akıyor. Hatta çöle inen bir helikopter yerden şöyle atıyorum 1-2 metre yukarıda dursun. Emdiği kumun motorların altından böyle aktığını görürsünüz. Kumu ayırıyoruz, temiz havayı içeri alıyoruz. Bu teknolojiyi de burada bu yaptık. Evet. Gökbey için geliştirdiğimiz helikopteri verdiğimizde bunun bir sertifikasyon süreci olacak. Evet. Bir de askeri taraf için geliştirdiğiniz helikopter motorları veyahut da herhangi bir hava aracı motorunda çok sertifikasyon ihtiyaç duymuyorsunuz. Askeri tarafta onun süreci farklı. Süreci farklı. Şöyle söyleyeyim. Sivil tarafta uluslararası sivil otoriteler, havacılık otoriteleri var. Avrupa'da EASA var, Amerika'da FAA var, Türkiye'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü var.
Bunların izni olmadan sivil bir insan taşıyan, sivil bir aracı kaldıramazsınız. Şimdi biz ne aşamadayız onu merak ettim. Yani, sivil sertifikasyonu evet. İnşallah bir aksilik olmazsa 2013'ün ilk şeyi çeyreğini bitirmek üzereyiz. Nasip olursa 2020 önümüzdeki yılın sonuna doğru ilk sertifikasyona motorumuzun testleri o olgunluğa gelip artık sertifikasyoncuyu çağırıp bizim motorumuz hazır her türlü testten geçer. Gel senin huzurunda uluslararası ya da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün denetçisinin huzurunda orada yazılı bazı testler var. Zorlu testler. Evet. O testlerin her birini teker teker onun huzurunda yapıyoruz. Çünkü biz yaptık hazırız dediğimizde biz zaten bütün o testleri yapmış oluyoruz zaten. Motorumuzun o şartları sağlayacağından emin olduktan sonra çağırıyoruz. Bir de onun huzurunda tekrar ediyoruz. O bakıyor gerçekten motor o şartlarda çalışabiliyor mu? O gücü üretiyor mu? Bunları yaptığı zaman diyor ki tamam bu motor artık güvenle yolcu uçurabilir. Seri üretime geçtiniz mi? Ne zaman geçebileceksiniz? Şimdi sertifikasyon süreci söz konusu ya. Şimdi bunu Gökbey'e evet. taktık diyelim. Önümüzdeki 15 gün içinde koyduk. Test pilotları bunu kaç ay şimdi o tabii ki platform üreticisi kendi iç süreçleri var. Biz evet. bunu teslim ettik mi diyelim ki bu ayın sonunda yarın teslim ediyoruz diyelim. Onlar aldılar mı kendi kurulları var. Bizim test sonuçlarını öncelikle inceliyorlar. Motor istedikleri zaten teslimat öncesi şu testleri yapmak zorundasınız evet. diye bize uzun bir reçete veriyorlar. Onları zaten yani bazılarının aklına geliyor işte ya ilk prototip bir vereli bayağı oldu. Bu arada bütün bu testler olgunlaştırma süreçleri yapıldı. Bu testler artık belli bir başarıyla tamamlandıktan sonra diyoruz ki artık biz kendimizi hazır hissediyoruz. Alın motorumuzu takın. Tabii Tayı burada TUSAŞ alıyor, test sonuçlarını inceliyor. Her şey istediği gibi olduğuna kanaat getirirse kurul. Hadi bakalım diyor yer testlerine başlıyoruz. Helikoptere takıyorlar. Bu sefer pilot içinde. Yerde ama henüz kalkmıyor. Havalanmıyor. İlk evet. önce yerde bizim burada yani fabrikada yaptığımız testlerin çok böyle zorlu olanlarını tekrar bir daha tekrar ediyorlar. Her şey yani çünkü hani siz biraz göz boyama hani çünkü sen motoru satmaya çalışıyorsun. Evet, evet. Ondan emin olmak zorunda. Gerçekten senin o teste verdiğin sonucu bir de o kendisi gözüyle görecek helikopterde. Ya gerçekten bu doğrusu da bu. Orada bir daha test ediyor. Onlarda da sorunsuz geçti mi? Bir kurul kararı daha diyor ki artık uçmaya hazır. Hadi bakalım uçalım. Şimdi havalanalım. İlk uçuş testi ne zaman yapılır aşağı yukarı? Bunu aslında TUSAŞ'a sormamız lazım. TUSAŞ'a sormamız tahmini. Tabii motorumuzun sorunsuz geçmesine bağlı bir süre. Bir ciddi bir sorun çıkmazsa ben birkaç ay içinde olabilir. Ama bu yer testlerinde falan ya da bizim test sonuçlarında onlara göre hala risk gördükleri bir şey olur. Şunu tekrar yapın, şu şekilde bir daha test edin. Derlerse onları yapmak zorundayız. Seri üretimi sormuştum. Seri üretim ne zaman başlar? Seri üretim kapasiteniz, yeriniz hazır şöyle mı? Şöyle söyleyelim. Şimdi. O zaman hocam sen, Kübra'nın sorusunu şöyle diyelim. Bunu verdiniz. Sertifikasyon süreci de tamamlandı. Ondan sonra seri üretim. Seri üretime daha erken de başlayabiliriz. Şöyle. Şimdi, ama biraz riskli olmaz mı? Tam şöyle, sertifikasyon sonucu almadan. Şimdi biz sertifikasyon süreci başlamadan bütün testleri yapmış ve motorumuzu artık güvenir malımıza haldeyken, güveniyoruz evet. diyor. Malımıza güvenir halde çağırıyoruz. Yani adamların önünde rezil olmak hani tırnak içinde rezil olmaktan ziyade şöyle. Siz EASA'yı diyelim ya da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü zaten çok ciddi bir personel sıkıntısı da var. Bu işleri bilen çok kişi yok. Denetçisini gönderiyor. 3 ay önceden randevu alıyorsunuz geliyor. Testi yaparken umulmadık bir şey çıkıyor. Adamın dediği şey şu normalde EASA veya biz FAA ve EASA sertifikasyonlarımız da var bazı prosedürlerle ilgili. Geliyor bakıyor. Test yaparken bir şey gördü. Bu benim içimi rahat etmedi. Şurayı şöyle düzelttim bir daha geleyim göreyim diyor. Bir daha geleyim göreyim demesi 3 ay. Evet. O yüzden böyle bir şey olmasın. Bir an önce sertifikasyonu alayım diye iyice hazır olmadan adamı çağırmıyor. Her geldiğinde masrafını ödüyorsunuz, para yatırıyorsunuz. Zorlu bir süreç. Ama kalifikasyon şöyle. Askeri motorlarda sivil sertifikasyona ihtiyaç yok ama askeri motorlarında o testleri bu sefer müşteri askerin veya tabii. savunma sanayi başkanlığının denetçisinin huzurunda gene yapıyorsunuz. Evet. Fakat sivil havacılık tarafı daha prosedürel, daha uzun, daha çok vakit alıyor. Çünkü insan askeri taraf daha hızlı yapılabiliyor. Daha hızlı yapılabiliyor. Evet. Kalifikasyonu daha erken bitirebiliyoruz. O yüzden seri imalat sorunuz.
Yani 2024'ün sonu itibariyle ilk seri imalatı başlatmaya hazır. Yeriniz evet. hazır yani mı? Bir, fabrikaya ihtiyaç var mı? Fabrikamız zaten TEİ olarak biz bütün dünyadaki uçan yolcu uçaklarının hemen hemen hepsine, hatta askeri uçakların parça üretiyoruz. Hatta bu Airbus 320'yi, Boeing 737 biliyorsunuz. Her zaman uçtuğun uçaklar. Hem 320 evet. hem 737 bir de 737 MAX ve Airbus 320 Neo ailesi. Bunların motorlarının dünyanın en çok satan motoru var. Leap diye. Amerikan Fransız ortak yapımı. Bu motorda dünyadaki en büyük tedarikçiyiz. En büyük tedarikçi. En büyük yani bizim o uçtuğumuz bütün dünyanın uçtuğu yani Airbus 320'ler siz olmasanız motoru zor üretecek. Hayır, öyle her mi? Uçakta, bizden almak zorunda her uçakta diyelim. Fiyat, TEİ kalite, zaman biz. TEİ markası var her uçakta. Her uçakta TEİ parçası, hemen. Markası var her uçakta. Türkiye için çok büyük her bir gurur motorda. Bu. Biz gurur çok kaynağı. Ha bir şeyi söylemek İmalat lazım. İmalat yeteneğimiz çok iyi. Hani dediniz ya imalatınız hazır mı? Biz hazırız. Yani. Yok bir de geçmiş bir tecrübe var oğlum. G ortaklığınız var. Önemli bir. Nedir o? Bu General Electric motor üreticisi. Yani şöyle söyleyelim. Biz şu anda Sikorsky helikopterlerinin motorlarını yerli olarak birkaç yıldır üretiyoruz. Seri imalat üretiyoruz. Haftada bir adet üretecek. Dünyaya da gönderiyor musunuz? Lisansımız gereği şu anda yurt içi sadece. Kendim. Yani biz kendi şimdi. Sikorsky helikopterlerimizin ihtiyaç duyduğu... Bize ait olmayan ama nasıl üretildiğini bildiğimiz, öğrendiğimizi burada üretiyoruz. Yerli doğru üretim. Mu? Yani yerli lisanslı üretim. Bize motorun teknik resimlerini vesairesini veriyorlar. Biz kendimiz üretiyoruz. Bir kısım parçasını tedarik dışarıdan ediyoruz, getir. Takıyoruz. Çünkü dişli kutusu bilmem ne bazı parçalar. Bazı parçalarında lisans gele diyor ki ben sana satacağım biraz da para ben kazanacağım diyor. Onun dışındaki bütün parçalarını yarıdan çoğunu biz üretiyoruz. Yanma odası gibi kritik parçaları da dahil bu arada. Yani yanma odası ciddi teknoloji gerektiren bir şey. Seramik kaplamaları var, çok yüksek sıcaklık vesaire. Onları dahil Türkiye'de üretiyoruz. Üretiyoruz. Zaten bizim motorlarımızla uçan ilk yerli kara şahinler, Sikorskiler geçen yıl içinde ordumuza teslim edildi bu arada. Şu anda uçuyorlar. Bu da çok önemli. Dolayısıyla talep edilirse dışarıya biz da üretilir yani. Üretiyoruz. Lisansımız evet. şu an evet. öyle değil dedi. Şimdi şunu da merak ediyorum. Maliyeti ne kadar? Hem kaça satıyorsunuz hem size neye mal oldu? Daha doğrusu maliyeti nasıl belirliyorsunuz? Aslında, adam saat mi? Para işlerine üzerine... fazla girmesek daha iyi olur. Öyle mi? Çünkü müşterilerimiz de dinliyor. Ama dünya klasmanında bu tip motorlar şu anda... Ya 1 ile 2 milyon dolar arasında üstündeki aksesuar mesela kum separatörü istiyor musunuz? Onun için kaç para vermek istiyorsunuz? Vesaire vesaire. Üstünde şeylerine göre 1 ile 2 milyon dolar arasında kaç adet üret istediğinize de bağlı. Az alıyorsanız 2'yi de geçebiliyor. Evet. Çok yüksek adet istiyorsanız 1'e doğru iniyor. Bu pazarlığa tabi. En zor, en kritik parça hangileri? Hangisini üretmekte, tedarikte zorlandınız diye sormuştu evet. Günter Bey. Evet. Ben de en kritik parçayı sorayım. En kritik parçası demin de bahsetmiştim bu sıcak kanatlar. Onlar. Bütün dünyada öyle. Çünkü alevi ilk gören parçalar hem sabit kanatlar hem peşinde de hareketli kanatlar. Bunları yani export kontrol teknoloji kendimiz üretiyoruz. Şeyi sormuştunuz oraya atladım. Bizim bu geliştirdiğimiz malzeme teknolojileriyle plastik model olduğu için fuar. Evet. Bizim bu geliştirdiğimiz malzeme teknolojileriyle. Bu bir maket sevgili izleyiciler bu arada. Malzeme teknolojilerini Roketsan hatta Baykar bile bizim o malzeme firmamızdan malzeme alıyor şu anda. Çünkü yerli ve milli olarak bu malzeme teknolojilerini biz geliştirdik. TEİ olarak savunma sanayisinin de desteğiyle bizim mühendislerimizin malzeme ekibimizin desteğiyle biz bu şirketleri Türkiye'de bu işe yapabilecek en yatkın firmalar arasında araştırma yaptık. Onları da satın aldık. Onları da satın aldık ki para enjekte edebilelim. Teknoloji enjekte edebilelim, ortak olduk onlara ve onları geliştirdik. Ve hızlı bir şekilde bu tek kristal malzemelerini ürettik. Nikel süper alaşımları, kobalt alaşımları, yani çok söylemeyeyim burada özel, yani öyle malzemeler üretebiliyoruz ki dünyada çok 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 sıkı denetlenen, Roketsan'ın başka hiçbir yerden alamayacağı malzemeler artık Türkiye'de üretebiliyoruz. Çok gurur verici gerçekten. Evet. Peki, dünyaya da satacak mıyız? Sipariş İnşallah. Veren bunu var mı? TUSAŞ satarsa evet. motor da satılacak. Esas ben şunu merak ediyorum hocam. Bu şimdi ilk motorumuz tek başına ya. Motor evet. satılmıyor mu Günter Bey? Satılabilir. Satılabilir ama neye uygun olacağına yani, bakacağız. Atıyorum Bell helikopterleri bize gelip sertifikasını aldıktan sonra kaç para diye sorabilir. Hı. Sertifikalı çünkü olunca problem artık kalmıyor. Bitmiş. Peki hocam biz bunu ilk motorumuz bu. Evet. Bu bizi nereye taşıyacak? Bundan sonraki hava aracı motorlarında bir kriz
veyahut da risk yaşayacağımız bir husus söz konusu mu? Milli Muharip Uçağı'nı ayıracağız. Ayrı, birazdan ekranda konuşacağız. Evet. Şimdi efendim bir kere bunu baştan aşağı tasarlayıp çalıştırdıktan sonraki çalıştırmanın da ötesinde bu motorda proje isteri yaklaşık 1400 beygir idi. Hatta 1392 tam sayı. Maksimum sürekli güç bizden istenen deniz seviyesinde 1392. Bu motor 1411 beygir üretiyor. 100 beygir daha fazla üretiyor. Bunu sağlamaktan da öte biz bunu maksimum gücün de üstüne çıkardık. 1572 beygire kadar güç ürettik bu motordan. Niye böyle yaptık? Aslında demin laf arasında kaynadı. Hani uçak motorun birisi gitse de ötekiyle dönüp gelip inebiliyor. Hani duyuyorsunuz İstanbul-Londra seferini yapan Türk Hava Yolları kuşa çarptı. Döndü geldi indi. Motorun birisi gitti aslında büyük ihtimalle. Öteki motorla dönüp gelip iniyor. Uçak değiştiriyorsun gidiyorsunuz. Helikopterde birisi giderse ne olur? Helikopterde birisi giderse diğer motor otomatik olarak acil durum maksimum güce çıkıyor. Acil durum maksimum güç normalde vereceği maksimum gücün üzerinde de zorluyorsunuz. İrtifanız çok yüksekse otorotasyon diye bir şey var. İki motorun ikisi de gitse otorotasyonuna inebiliyorsunuz. Kendisinde. Belli bir hıza ulaştıktan zaman o sizi paraşüt gibi tutuyor. Biraz sert bir iniş oluyor tabii ama evet. Canınızı kurtarıyorsunuz. Motorlardan biri sağlamsa onun verdiği güçle daha yavaş iniyorsunuz. Ama motoru zorluyorsunuz biraz. Bu normalde 1300 maksimum sürekli güç üreteceği yere 1570 beygire kadar proje isterinde var. Çıkabilmesi gerekiyor. 2 dakikalığına. Bu da sizi yere indirmeye yeterli. Peki hocam bu bahsettiğiniz çift motorlu helikopter. Evet. Bir de tek motorlu helikopter. Tek motorda gene otorotasyonla yani gene bir güvenlik şemsiyesi var. Bir helikoptere bundan 2 tane koyulacak dolayısıyla. Evet. Peki. Gökbey'de 2 tane olacak. Ama sizin TEİ olarak ürettiğiniz motor, yerli ve milli motor bundan ibaret değil. Başka projelerde var. Tabii. Kaç çeşit motor var? Şimdi onların biraz aslında şöyle geçelim yavaş yavaş. Evet. Sizi bu tarafa alayım yönetmenim. O uzun ledimiz var ya. Evet o tek bir tane var Tufancığım. Uzun ledi açalım. Başka görsel yok zaten. Uzun burası için hazırlanan uzun led var. Bütün bu arada motorların hocam, olduğu onu açalım. Geçmişteki 1985'ten günümüze gelen GE'li olan ortaklığınız. Evet. Size bu projeleri geliştirmede nasıl bir katkı sundu? Sizin de General Electric'te önemli bir kariyeriniz var. 10 yıllık bir kariyerim var. Ben tabii ki General Electric'te bir sürü gaz türbününde, uçak motorlarında bizzat çalıştım. Hatta dünyanın en büyük uçak motoru vardır. GE90 diye. Evet. Bu Boeing 777'lere bindiyseniz devasa bir uçak. 2 tane dev motorla uçuyor. Türk Hava Yolları ilk motorda ayakta durabiliyorsun. Motor yani bir kat yüksekliğinden daha yüksek. Motorun girişi sadece. Evet. O kadar büyük ki motor. İçine bir Boeing 737 komple sığıyor. Motorun içine. Motorun içine. Düşünün İstanbul gövdesi. Ankara uçarken uçağın büyüklüğünü düşünün. O bütün uçak motorun içine sığıyor. O kadar büyük bir motor. Ben onun içinde bizzat yorulma analizlerini benim yaptım. 3 tane değişik keçe var mesela. Ben şimdi ilk Türk Hava Yolları almış. Merdivenden çıkarken gördüğüm devasa motor, dünyanın en büyük motoru. Görünce heyecanlandım. Merdivende döndüm. O zaman daha üniversitedeydim. Kameranız bu tarafta bu arada. Oraya dönmeye yanımdaki beyefendi dedim ki bu motorun içinde benim tasarladığım 3 tane benim dedim 3 tane seal'im var. Tabii seal'in ne olduğunu bilmiyor adam. Sızdırmaz. 3 tane mührünüz var. Evet, benim de bizzat emeğimin geçtiği 3 tane parça var. Uçacağım şimdi onunla. O ayrı bir gurur. Tabii bu da dedi ki bu herhalde kafayı dedi şey yaptı. Ne olduğunu da anlamadı bilmiyor. Tabii. Ama tabii ki ciddi bir biz de orada çalıştık. Tecrübe kazandık. Genel Elektrik bu şirkete ne kazandırdı? Genel Elektrik bir kere sözleşme gereği bir motoru sıfırdan motor imalat derken iki şeyi kastediyoruz. İki ayrı şey var. Bir, her bir parçasını üretmek. Evet. Yani dinleyicilerimiz yanlış anlamasın diye söylüyorum. İki, parçaların hepsini şuraya yere dizdiniz. Vida, civata, kablo, bir ufaklı tefekli bir sürü parça. Bunu öyle bir teknolojiyle bir araya getiriyorsunuz ki 30 bin beygir üreten bir motor haline geliyor. Yani bu da bir know-how. Bu da bir know-how. Evet. Buna AIT diyorlar. Assembly, Instrumentation and Testing. Bu da bir know-how. İlk TEİ'nin yaptığı ve General Electric desteğiyle kazandığı zaten sözleşmede bu var. F-16 savaş uçaklarımızın motorlarımızı hepsinin parçalarını üretmemişler. 12 tane parçası sadece ilk etapta. Diğer hepsini hazır göndermişler parçaları. Motorları bütün olarak göndermek yerine parça parça göndermişler.
Bizim ekibimize de bunu nasıl bir araya getirip motor haline getirmeyi öğretmişler. Ve sertifikalandırmışlar bizi. Ve TEİ, şu andaki TEİ fabrikasından bütün hava kuvvetlerimizin F-16 savaş uçaklarının motorları bizim orada üretilmiş bu şekilde. Çok ve hızlı bir şekilde. Bu bir ciddi know-how. Bunu GE bize kazandırmış. Milli motorlarımıza geldiğimizde... GE dediğimiz General Electric. Peki dilerim. Hocam, diğer şeye geçmeden. GE'de böyle bir tecrübe kazandık. Evet. Onların ortaklık oranı %46 seviyesinde. %46. Sizinki, yani TUSAŞ'ınki de 50... TUSAŞ demeyelim, yani Türkiye'nin, devletimizin Savunma Sanayi Başkanlığı, Silahlı Kuvvetler Vakfı, TAİ, bunların kuvvet, toplamı %54. Yönetim kurulunda çoğunluk Türkiye tarafında. O yüzden ticari kanun gereği biliyorsunuz %51 kimdeyse şirket onun her türlü istediğini yapabiliyor. Zaten milli projelerimizde bu şekilde rahatlıkla yapıyoruz. Milli projelerimizi mesela helikopter motorumuz arkamızdaki proje sözleşmesinde var zaten. Bütün hakları, fikri mülkiyet haklarının hepsi devletimize ait. Ben de onu soracaktım. GE ile ortak girdiğimiz için orada bir yani bırakın kesişme var mı? Bırakın GE'nin bunda hak iddia etmesini, TEİ bile hak iddia edemez. Devlet isterse bunu alır, başka bir fabrika kurar, orada da yaptırabilir. Peki ortaklık devam ediyor ve siz GE olarak da... GE ne kazanabilir buradan? Biz bu motoru satarsak T olarak, para kazanırsak... Evet. Tabii şirketin orta olduğu için. Tabii şirketin orta. %40 karın %46'sı da onun. Doğal peki olarak. Aynı fabrika çatısı altında bir evet. Yanda GE ile beraber işte Airbus'a, Boeing'e, AVAX uçaklarının bakımını falan da yapıyorsunuz. Evet evet. Bir sürü işlem yapıyorsunuz. Diğer taraftan da üretim yapıyor. Tasarım, iPad'la evet. GE ile beraber yapmıyoruz. Yok. TEİ olarak yapıyoruz. TEİ olarak yapıyorsunuz. GE Genel Elektrik bizim burada müşterimiz oluyor. Safran, evet. Rolls-Royce bunlar müşterimiz oluyor. Sinekma. Tabii biz yapıyoruz. Yani dedim ki ekibimiz tamamen yani yabancı uyruklu çifte vatandaşlarımız var. Yani bizim çalışanımız olarak danışmanlarımız var sadece. Peki. Onları ayrı tutuyorum. Gelelim şimdi yerli muharip uçak için Milli Muharip Uçak için MMU diye dört gözle evet. Beklediğimiz bunun motorunu geliştirmeye çalışıyorsunuz siz. Ama o bir süreç. Evet. O süreçte ne aşamadasınız, ne tür motor çalışmaları var? Biraz çünkü burada TF-10000'i görüyoruz. TF-6000. Biraz mesela bu TF-10000 nedir? Bize biraz o anlatır mısınız? O zaman ben bir... Şey, ara soru mu? Şimdi bir TEİ var, bir de TR motor var hocam. Evet. Sizin yönetim kurulu evet. Başkanınız. TR aynı motor, zamanda TR motorunda genel müdür ve yönetim kurulu başkanı. Yani. Dolayısıyla TR motor da motoru geliştiriyor ya. Evet. Aranızdaki fark ne? Evet. Çünkü TR motor tamamen yine TAİ'nin alt şirketi. Bu Milli Muharip Uçak Motoru'nda özellikle beraber çalıştığımız bir partnerimiz. Evet. Rakip onlar, misiniz, partner aslında misiniz? Aslında beraber çalışıyoruz. Yani... Hı. Onlar projenin asıl yönetimini onlar kurguluyorlar, iş dağıtımını onlar yapıyorlar, bize iş veriyorlar. İş veren oluyor. Hı, yani tamam. Tabii daha bu şöyle söyleyeyim, Milli Muharip Uçak projesi daha önce de belirtmiştim. Önce uçak yapılıyor, sonra motoru yerleştiriliyor. Motor projesi resmen daha başlamış değil. Savunma Sanayi Başkanımızda süreç. Ama biz zaten yerli milli şirketlerimiz biz çalışmaya başladık TR Motor'la beraber. Yani Milli Muharip Uçak için henüz süreci başlatmış değil miyiz? Yani resmi bir proje Savunma Sanayi Başkanı tarafından fakat daha sonuçlanmış. Fakat bu yaptığınız şeyler, motorlar zaten onun... Başkanımız alt... zaten siz geldiğinizde sorarsınız evet. O zaman. Biz... Peki, o evet. Zaman ben bu az önce ilk sormuştuk ya, farklı motorlar üretiyorsunuz. Biz evet. Helikopter motorunu konuştuk ama bundan ibaret değil. Diğerleri neler? Neden TF-10000 en önemlisi deniyor? Mesela evet. Buradan başlayalım. Evet. En güçlüsü. En güçlüsü. Tabii bu hemen geçtiğimiz bu arada son 8-9 yılda motor serüveni olarak ciddi aşama kaydettik. Şimdi helikopter motorumuzu detaylı burada tartıştık. Bu aslında ilk jet motor teknolojisini kazanım projemizdi. Ama buradan oradan buraya geldik. Hı hı. Şimdi bu gerçek anlamda bir savaş uçağı motoru. Savaş uçağı motoru. Küçük bir askeri turbofan diyoruz buna. Yani küçük dediğimiz aslında bu Türk yıldızlarının uçurduğu kırmızı uçaklar var ya, onlar küçük evet. Sınıfta bir savaş uçakları. İki tane motorları var onların. Onların iki motorunun ürettiği etkiyi neredeyse tek başına veriyor. Yani o kadar da küçük değil. Yani. Ama Milli Muharip Uçağın motor ihtiyacına bakarsanız
Ona göre küçük kalıyor. Peki bunu kullandınız mı? Test aşaması nerede? Bunu kullanan hava araçlarımız var mı şu anda? Bu aslında şöyle ortaya çıktı. Biz tabii ki milli muharip uçağın motoru eninde sonunda bu ülkemiz bunu yapacak, başaracak. Devletimizin iradesi de var. Milli muharip uçağı dehşet para yatırdılar. İnsan kan, emek var, ter var, her şey. İnşallah... O kızıl elmamız hocam. Ya, o inşallah yakın zamanda peki, savunma sanayi başkanımız bu serinin sonunda kendisi de en son o çıkacak. O detayları kendisi arz eder. Tabii motor teknolojisinde biz çalışıyoruz. Çalışıyoruz ama hani merdiven ayak ayak diyorlar ya, ilk önce onu yaptık. O 1400 beygirde şu motor yaklaşık 10.000 beygir diyebilirsiniz. Hı hı. Aradaki farkı görüyorsunuz yani. Evet. Ha, daha önce ne yapmıştık? İlk geldiğimizde TC90 vardı. O da 90 beygir falan bir şey. 90, 90'dan 10.000'e. 90'dan 1500'e, 1500'den 10.000'e. Yani ama 10.000'den de 35.000'e çıkacağız. Hı. Yani 35.000 libre 35.000 fite de çıkabilecek değil mi onlar? Bir de o İHA'larda öyle bir... Ha, yani... İrtifa ayrı bir konu. İrtifa. Ben itki seviyesini libre ile beygir gücü birebir eşdeğer değil ama yaklaşık olarak söylüyorum. Evet. Hürjet ve Hürkuşumuz var. Hürjet Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı olarak büyük ihtimalle bu Nisan ayının içinde büyük bir törenle İnşallah bir haber bekliyoruz. Evet. Sayın Başkanımız detaylarını verir inşallah. Hürjet'e yönelik burada bir çalışmamız söz konusu mu TEİ olarak? Bu aslında şöyle söyleyeyim. Doğrudan şimdi şöyle düşünün, Türkiye'nin ihtiyacı olan bir sürü uçak çeşidi var, hava aracı var. Hepsini aynı anda motor yetiştirmemiz mümkün değil. Hatta bazen eleştiriyorlar, TB2'lerin motoru ithal, doğru ithal. Niye işte? Ama TB3'ün motorunu biz veriyoruz mesela. Şimdi Bayraktar TB3'ün motorunu, inşallah. Burada var mı o motor? TB3'ün motoru PD-170 serisi orada var. PD-170 serisi başta biraz. İlk insansız hava aracı motorumuz diyebilir miyiz ona? Kameramız şu nasıl? Motor. İlk insansız hava aracı motorumuz. Aslında ondan öncesi de var yapmıştınız ama. Yapmıştınız ama bu asıl tam anlamda gerçek bu oldu sahaya çıkan. Bu daha peki, güçlü geldi. İleri şimdi ötekiler imalat dışı kaldı. Teklilerini getirelim mi tek tek? İyi fikir Erdemciğim. Bir teklerini tek tek getirelim. Şimdi bize tek tek bu anlatsın. Bu ihtiyaç olan birbirinden farklı bir sürü hava platformunun hepsinin motorunu aynı anda geliştirmemiz diye bir şey mümkün değil. Çünkü hepsinin işleri bambaşka. Bu işte mesela bahsettiğiniz. Bu nedir? Biz hiç bilmeden PD 170 insansız hava aracı. Turbo dizel havacılık motoru. Ve gerçekten de sınıfında irtifa rekoru diyelim. Geçen yıl içinde Aksungur'la uçuş denemelerinde 30.000 feet'i geçerek bir rekor kırdı kendi sahasında. Çünkü pistonlu motorların çok yüksekte uçması motorun kurgusu ve çevrimi vesairesi gereği, fiziksel çalışma prensipleri gereği jet motorlarına göre çok daha zor. Yani jet motoru düşünün yüksek irtifada düzgün ve kesintisiz bir hava akışı var jet motorunda. Hava bir uçtan giriyor öbür uçtan çıkıyor. Siz hız kazandıkça onun avantajları, dezavantajları onlara girmeyeyim. Daha yukarı çıktığınızda sıcaklık düşse bile giriş sıcaklığı düzenli bir şekilde düşüyor. Halbuki pistonlu motorda çok yükseğe çıktınız diyelim. Bir hava o kadar ince ki jet motoru pervanenin dönüşüyle sıkıştırıyor ya. Bu pistonlu motor pistonun aşağı inişiyle emmesi lazım. İncecik bir egzoz inlet portundan emmesi lazım. Hava çok ince olunca yeterli hava ememiyor. Zaten emdiği havanın içindeki oksijen oranı yeryüzündekinin 1/3. Oksijen az olunca çok az oksijen istediğiniz kadar yakıt enjekte edin yanmadan çıkıyor. Güç düşüyor. O yüzden pistonlu motorların çok yükseğe çıkması zaten çok zor. O yüzden diyoruz rekor kırdı diye. Başka bir sıkıntı da şimdi biz uçuş denemelerinde yüksek irtifa denemelerinde başka problemler görüp onları da düzeltiyoruz. 30.000 feet'in üstüne çok yüksek irtifalara çıktığınız zaman o çok eksi sıcaklıklar buz gibi hava giriyor pistonun içine, sıkıştırdınız, biraz ısındı. Kibriti çaktınız, yüzlerce santigrata çıktı. Bakın bir eksi 50, bir yüzlerce santigrat. Bir eksi bu malzeme mahvoluyor. Bunları falan kontrol etmeniz lazım. Giriş sıcaklığını kontrol etmeniz. Mesela bu motora şimdi biz bu yüksek irtifa testlerinde bulgu olarak önümüze gelen bazı sorunlar çıktı ilk defa bu kadar. Yani ne diyorlar, daha önce bir Star Trek diye bir program vardı. Boldly gone where no one has gone before diye. Daha önce hiç kimsenin gitmediği yerlere gidiyoruz şimdi. Yani bu motorlarla ilk defa pistonlu motorla 30.000 feet'in üstünü zorluyoruz. İlk defa özel problemler görüyoruz. Teknik onları çözüyoruz. Mesela bu motora şu anda bizim mühendislik ekibimiz bu giriş hava sıcaklığını
özel olarak kontrol edecek başka hiçbir motorda olmayan bu sınıfta özel bir sistem ekliyoruz. Ki 30 bin fitin üstünde rahatla uçsun. Peki Akıncı TB3'te evet. kullanılıyor dediniz. Evet. Hali hazırda bunlarla uçuyor mu? Bu motorla uçuyor mu TB3'ler? TB3 ilk uçuşunu bekliyoruz şu anda. İlk uçuşu da bekliyoruz. Aksungur'da bunu mu kullanıyoruz? Aksungur'la bunu şu anda uçuş testleri devam ediyor. Sertifikasyon tamam mı bunun? Belli bir saati ekümüle etmesi gerekiyor Aksungur'da ki seri imalata işinde o saatleri tamamlamaya çalışıyoruz. Tabii yüksek irtifada yeni yeni problemler çıktığında çöze çöze gidiyoruz. Hmm. O da biraz süreç alıyor tabii. Aksungur daha Ankara'ya göre ağır ya hocam. Bu... Ankara'ya göre daha ağır, doğru. Bunlar iki tane var o yüzden. Evet. Bir sonrakine geçelim. Şeyi söylüyordum yani her platformun motorunu üretmemiz aynı anda mümkün değil. TB2'lerde niye bizim motorumuz yok? TB2'ler bu motor sınıfına göre çok küçük. 600-700 onlar... kilogram. Bu motor 1502 tonluk, 1,5-2 tonluk araçlar için geliştirilmiş. Mesela bu daha küçük. Bu PG50 Kargi taarruzu İHA'ların motoru galiba evet. değil mi? TB2'lerdeki motorlar da hocam bir altına çizerim. Niye yurt dışından alıyoruz? Kamuoyu çok şey yanlış algılıyor. Sanki o motorlar bulunmaz. Yok. Halbuki rafta hazır ticari ürün diye tarif edeceğiniz motor sınıfında. Sağ olsun Baykar Selçuk Bey çok akıllı bir şekilde tasarım. Çok basit. Her yerde bulunabilecek bir motor seçmişler. Zaten araçları da hafif ve yani yerli ufak, üretmemize gerek olmayan bir motor. Yani kritik bir malzeme de yani değil. Her yerde bulunabilecek, her ülkede bulunabilecek ambargo uygulaması çok zor bir motor aslında. Kolay tedarik edilen bir motor. O yüzden bir sıkıntıları yok bildiğim kadarıyla. Bir de bizim motorlarımız daha büyük sınıflar için. Bu motor da özel bir motor. Özellikle bu platform için geliştirildi. debriyaj kavramalı. Sınıfında tek. Yani özel isterli olduğu için biz küçük motorlarda normalde böyle bir şey yapmıyoruz ama bize istendiği için yaptık yani. Bu nerede kullanılacak hocam bu? Şimdi artık anons edildi Efes tatbikatında. Evet. Ben vardım Efes tatbikatında. Kargı platformu için geliştirdim. Evet. Bunu fırlattığınızda motoru çalışır olarak fırlatıyorsunuz ama pervane dönmüyor. Özel bir kavrama sistemi var. Belli bir hıza ve irtifaya çıkınca kavramayı devreye sokuyoruz. Özür dilerim. Ondan sonra etki veriyor. Size ben bir su vereyim. Yani şeyle, bir fırlatma roketiyle başlıyor evet, hareket. Gönderiyorsunuz. Bir su ikram edelim sesiniz kısıldı. Bir sonrakine geçelim yönetmenim bu arada. TJ300'e de alayım geçebiliriz. Şimdi bu da TJ300. Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru. Evet, bu sınıfta ilk oldu. Efendim bunu da aslında böyle bir motor nereden çıktı? Yani bir füze için motor geliştirelim diye oturup işe başlamadık. Hani kademe kademe daha zor motorlara geçişte ilk önce jet grubunda bir TJ300'le başladık. TJ90'la. TJ90 başarıyla yapıldı. Uçtu, Şimşek'in üstünde de uçtu. Ondan sonra ekibi aldık, aynı ekibi. Şimşek de hedef. Bir büyük motora geçerken TJ90'da radyal kompresör teknolojisi var. Bunda savaş uçağı motorlarında da kullanılan eksenel kompresör teknolojisi var. Bu kadar küçük motorlarda normalde böyle bir yüksek teknoloji kompresör kullanılmaz. Ama biz özellikle bunu öğrenme motoru olarak eksenel kompresör gerçekten çalıştırması zor. İçinde süpersonik akımların olduğu, şak dalgalarının olduğu... Gerçekten zor bir teknoloji. Bizim ekibimize bu görevi verdik. Küçük bir şey de deniyoruz ki hani deneme yanılma beceremezlerse para boşa gidiyor. Küçük bir motorda evet. Çok daha az masraf. Devasa bir motorda bunu öğrenmeye kalkarsanız çok her bir motorun tanesi 20-30 milyon dolara patlıyorsa size bayağı pahalı bir deneyim olacaktır. Bu motor çok daha ucuz tabii ki. Peki. Bir kısa araya gidelim. Sadece 2 dakikalık bir ara sevgili izleyiciler. Sonra devam edeceğiz. Türk mühendislerin ürettiği, gerçekten gurur duyacağımız yerli ve milli motorları konuşuyoruz. Başka sorularımız da olacak. Çünkü aslında TEİ, örneğin gemilerin motorlarını da bakımını yapıyor. Çok kritik görevleri var. Hepsini konuşacağız 2 dakikalık bir aradan sonra.
Açık ve Net'e devam ediyoruz. Türkiye'nin yerli motor üretme serüvenini epeyce bir konuştuk. Şimdi yine TEİ'nin ürettiği motorları tek tek incelemeye devam ediyoruz. Hakikaten gurur verici. Yani aslında Türkiye'nin savunma sanayindeki ürünleriyle gurur duyuyorduk ama motor sanayini kısmını özel olarak ilk kez bir yayında konuşuyoruz. Ben en azından ilk kez öğreniyorum bütün detaylarıyla. Hakikaten her vatandaşımızın gurur duyacağı Türk mühendislerinin başarılarına şahitlik ediyoruz. Bu motor modelimiz nedir? Efendim yarıda kesmiştik. Bu TJ90'dan sonra gerçek bir savaş uçağı motoru tasarlayabilmek için eksenel kompresör teknolojisine sahip olmanız lazım. Hı hı. Bu da özel bir tasarım mühendislik çalışması. Bu küçük bir ara motor öngördük. TJ90'dan biraz büyük ama çok da büyük ve pahalı olmayacak bir şey. Bunu da seçerken tabii ki bir ara ürün çıksın istedik. Roketsan'la falan konuştuk. Böyle bir ara bir ürün ihtiyacınız olabilir mi diye böyle bu sınıfta bir şey tarif ettiler. Tabii bu motoru yaklaşık 300 kiloluk bir orta menzilli gemi savar füzeleri için bir ara ürün olarak böyle bir motor kullanabileceğini söylemişlerdi bize. Fakat mevcutta tabii ki ithal bu füzeler bazı ithal eşdeğerleri var. Biz bunu yerli ve milli olarak geliştirdiğimizde motorun çapının o mevcut füzelerin kanisterlerine sığacak kadar küçük olması istendi. Ve bu daracık çapta 300 kiloluk bir füzeyi ses hızının %90'ına ulaştıracak ciddi miktarda itki üretmesi istendi. İthal eşdeğeri, o füzelerin isimlerini söylemeyeyim, tamamen katı yakıtlı. Böyle bir motor yok. Böyle bir motoru oraya sığdıracağız ki bizimkilerin menzili daha uzun olsun. Katı yakıt hemen yanıp bitiyor. O yüzden çok menzilde bunlara göre daha kısa kalıyorlar. Tabii daracık bir yerde çok ciddi itki üretmek için motorun özel teknolojilere sahip olması gerekiyor. Bunun kompresörü mesela yeni nesil yolcu uçaklarında da kullanılan, savaş uçaklarında kullanılan Blisk dediğimiz bir teknolojiyle tasarladık. Bizde o teknoloji var. Hem tasarımı geliştirdik hem imalat teknolojisi zaten vardı. Ve buna uyguladık. Ve bunları bir araya getirdiğimizde bu sınıfta kendi sınıfında bir dünya rekoru kıldı itkide. Bu kadar da küçücük şey devasa bir güç üretti diyelim. 1342 Newton kadar itki ürettik. Yani 100 ona bölün işte 140 kilo kadar, değil mi? Evet. Yok, 134 kilo kadar itki ürettik küçücük şeyden. Ciddi bir rakam. Bu tabii ki TF-10000'in ön çalışması. Burada tabii ki şeyi de atlamayalım. Emeğe geçen genç mühendislerimiz, gece gündüz çalışanlar, uykusunu kaybedenler. Ben bir de ekibe bazı hedefler koyuyordum her yıl. İşte şu yıl bitmeden şu motor çalışılacak, ilk marşa basılacak. Mesela bizim şu helikopter motorunda da oldu. O yıl işte bir elektrik marş hedefi koymuştuk. Yılbaşı gecesi saat 11.30'da paydos ettik yani. Çünkü o hedefi yılbaşı koyduk yani. Yılbaşı gecesi yani. 10.30'da bitti yani, mi? Genel müdürüm bak ne güzel dedim, yeni yıla çalışarak gireceğiz. Artık dedim tamam. Mesela bu yılda mesela mobil bir motor test bremzesi geliştirdik. O yüzden bütün ekibime burada teşekkür ediyorum. Emeğe geçen mühendislik. Ne geliştirdiniz? Mobil motor test bremzesi. Motoru test etmek için de bir test düzeneği gerekiyor. Aslında kocaman bir oda vesaire, test sistemleri, pompalar, onu besleyen öyle sistemler. Öyle birkaç yer gezdiğim için biliyorum biz, ne demek. Biz bunları ekibe hedef olarak koydum. Dedim ki ben bunu mobil istiyorum. Bunu bölün, 3-4 tırın üstüne sığacak şekilde taşıyın. Parça parça taşınabilir hale getirin. Nedir önemi bunu parçalamak ve mobil hale getirmenin? Önemi şu. Şimdi normalde bu motor yüksek irtifada uçacaksa ki mesela savaş uçağı motoru öyle dedik ya. Evet. Hatta 55 bin feet'e kadar uçabilmesi o lazım. O atmosferi oluştu. O yüksek irtifadaki şartlarda test edebilmem lazım. Hmm. Ama yeryüzünde yaptığım testte yani her ne kadar test girişini modifiye etsem bilmem ne etsem de birebir o şartları sağlamam çok zor. Uçaklara yükleyip uçakta mı test ediyorsunuz? O da yapılabiliyor ama en güzeli biz bunu mesela Türkiye'nin doğu illerinde yüksek irtifalı yerler var. Hmm. Şu anda hatta Sayın Varank Sanayi Bakanımız da sağ olsunlar Erzurum'da Palandöken üstünde oralarda bir yerde bir Türkiye'nin en yüksekte büyük yeni nesil bir gözleme bir şey yapıyorlar ya mesela bunu oraya götürüp orada nereden baksanız 10 bin fitte rahat test yapabiliyoruz mesela.
Vay be, karadasınız ama yüksek. Karadayız ama. Mobil olmasının avantajı bu. Oraya, alıp götürebiliyorsunuz sezonunda ve biliyorsunuz Ardahan'da -70'leri çok rahat görüyoruz. Hava sıcaklığının uygun olduğu zaman da seçerseniz -55 derecede 10.000 feet'te rahatlıkla motorunuzu test edebiliyorsunuz. İşiniz bittiği zaman da konteynerlara yükleyip alıp burada Eskişehir'deki testlere devam ediyorsunuz. Gerçekten. Bunu ben mesela geçen yılın bitirme hedefine koymuştum. Yılın son günü akşam 5.30 gibi geldiler ve sahibine efendim bitti. Beni aldığa götürdüler ve orada bunu koyup test ettik üstünden. Bir tane motor koyup hani çalıştığını gösterecekler. Çalıştığını gösterdiler. Tebrik ediyorum bütün ekibimi, gerçekten sıkıştırıyoruz. Burada tabii ki Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi ve desteğini tekrar vurgulamak istiyorum. Gerçekten hani niye yapamadık önceden? Sürekli bir siyasi irade ve parasal destek lazım. Bu yani finansmanı soralım kişi. O zaman. Bütün bu Ar-Ge, ki siz aslında Ar-Ge'de de dünya çapında galiba bir rekor da kırmışsınız Ar-Ge yatırımlarında. Bütün bu motorların yapılması, maliyeti nasıl karşılanıyor finansmanı? Yani şimdi milli motorlarımızın projeleri, mesela helikopter motorumuzun, Gökbey'in motorunun Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından bize verilmiş resmi bir proje var. Bu motorun mesela şu anda gördüğünüz bu küçük füze motorunun Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın TÜBİTAK üzerinden, SAVTEK programları üstünden bir destek aldık. Tabii hepsini tek kaynak olarak Savunma Sanayi Başkanlığı fonlarına yüklenmek de doğru değil. Devletimizin değişik fonları, bir kısmını da kendimiz fonluyoruz. Bazı şeylerde olmadığı yerde biz destek veriyoruz. Ben onu soracaktım. Şimdi bir savunma sanayiden gelen size projeler var. Evet. Kaynağını da onlar aktarıyor. Evet. Bir de siz diğer taraftan faaliyette bulunuyorsunuz. İşte geçen yıl yanılmıyorsam 300 milyon dolarlık bir ihracatınız var. Yani geliriniz de var. Ar-Ge'ye ayırdığınız bir rakam da var. Var. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela Türkiye'de Ar-Ge'ye para yatıran ilk 6. şirket haline geldik ki bizim ciromuz, yani Koçu, Sabancı'yı diye o devasa şirketlere baktığınızda çok da büyük değil. Ciddi Ar-Ge'ye para yatırıyoruz. Yatırmamız da gerekiyor. Yani devlet her şeyi karşılayamıyor. Mesela biz Türkiye'de ilk defa bu malzeme üretiminden bahsettik. Bu malzemeleri üretmek yetmiyor. Gerçekten kaliteli ürettin mi? Motorda çalışacak mukavemete sahip mi? O yetkinliğe sahip mi? Malzeme test ve karakterizasyon laboratuvar kurduk. Havacılık, uluslararası havacılık sertifikalı. Türkiye'nin ilk malzeme test ve karakterizasyon laboratuvarını kurduk. Şimdi bunun bir kısmını tabii ki Savunma Sanayi Başkanlığımız, sağ olsunlar başkanımız, devletimiz destek oldu. Ama proje kapsamında öngöremediğiniz irili ufaklı bir sürü şeyler çıkıyor. Yani bunlar her seferinde gidip bir tane de şu makineyi de almak istiyorum. Bu olmuyor tabii ki. Biz dediğiniz gibi genel bütçeden ciddi olarak Ar-Ge'ye, sadece motor geliştirme değil, imalat içinde Ar-Ge yapıyoruz. İmalat teknolojilerinde de ciddi para yatırıyoruz. Yani aslında bütün bunlar Türkiye'deki sanayi sektörünün, yüksek kalite ürün üreten sanayinin de gelişmesine kesinlikle neden oluyor. Yani bizim bir ekosistem geliştirdik. Şunu da söyleyeyim, mesela ben göreve geldiğimde 2014'ün başında yan sanayi kullanım oranımız. Yani biz 100 birim saatlik iş almışız. Türkiye'deki küçük KOBİ'lere kaç saatlik iş vermişiz? 11.8, %11.8'di. Covid'den hemen önce bu %46'ya kadar çıktı. Yani 100 saat iş alıyorum, 46 saatini KOBİ'lere dağıtıyorum, ekosisteme. Bunları hem teşvik ettik, geliştirdik, sertifikasyon almalarına yardım ettik. Çünkü havacılıkta sertifikasyon olmazsa olmaz biliyorsunuz. Bunları teşvik ettik, yardım ettik, hem de iş verdik. Böylece bir ekosistem oluşturduk. Bunları destekledik açıkçası. Şu an %46'larda kaldı mı? Covid'den dolayı biraz düştü. %40'ın biraz altına düştü. Tekrar biz oraya inşallah. Ne kadar dönebildiniz 2019 rakamlarına? Şu an itibariyle 2019'daki satış rakamımızı bu yıl sonunda ancak yakalayacağız. İhracatta payınız nedir TEİ olarak? TEİ aslında bir ihracat yıldızı. Cirosuna oranla, belki de bu savunma sektöründeki şirketlerin içinde cirosuna oranla en büyük ihracatı yapan birinci şirket bile çıkabilir. Ben bunun bir analizini görmedim ama cirosuna oranla. Genellikle ihracat değeri açısından tabii Baykar'ı tutuyorum. Baykar maşallah. Onlar ayrı bir kategori artık. Yani üretimlerin hepsini ihraç ediyorlar ki onlarla yarışmamız mümkün değil. Ama biz bir de kamu şirketiyiz. Ama onların arasında biz ikinci geleceğimize inanıyorum. Ne sattığınızı anımsatalım. Sevgili izleyiciler, aslında motorları yerli ve milli motor üretmeye yeni yeni başlıyorlar aslında ama
başka parçalar üretiyorlar. İlk bölümlerde anlatmıştınız. Airbus 320 uçaklarının en büyük biz aslında parça tedarikçilerinden biriz. Başka ne satıyorsunuz? Ne ihraç ediyorsunuz? Yani aslında dünyadaki bütün havacılık motorları oluşan bütün şirketlere parça ve servis de satıyoruz şu an itibariyle. Yurt dışından birçok ülkeden özellikle savaş uçağı motorlarını, çünkü sivillerini THY teknik yapıyor genellikle. Evet, askeri tarafta ciddi motor getiriyoruz Körfez ülkelerinden. Şu anda bakımlarını yapıp gönderiyoruz. Güney Afrika'da bazı ülkeler söylemeyeyim, Uzak Doğu'da bazı ülkelerin motorları gelmek üzere. Savaş uçakları, helikopterlerinin motorlarını getiriyoruz, bakım hizmeti satıyoruz. NATO'nun AVAX uçan radarlarının, uçaklarının motorlarının en büyük bakım merkeziyiz. En büyük bakım merkezi. Dünyadaki en büyük bakım merkeziyiz. Çok gurur verici. Gerçekten gemilere giriyoruz. Milli gemilerin mesela Milgem'in. Bu Milgem hikayesi enteresanmış. Ben sizin bir yayınınızı dinlerken fark ettim. Sevgili izleyiciler, milli gemimiz Milgemlerin bir motoru var. Tabii. Bu motorlar arızalandığında çok uzak ülkelere bakıma gönderilmek zorunda kalıyormuş. O bir büyük zaman alıyormuş, büyük bir meseleymiş. Onu nasıl çözdünüz? Şimdi aslında bu 3-4 yıllık bir mesele. Milli gemimiz Milgem yapıldığında artık modern savaş gemilerinin hepsinde hemen hemen uçak motoru türevleri kullanılıyor. Hani akla biraz ters gibi geziyor. Uçak motorunun gemide ne işi var? Ne işi var? Genellikle gemilerde dizel kullanılır. Ama dizelle çok yüksek hızlara çıkmanız, büyük güçlere çıkmanız mümkün değil. Yani onun bir break-even point diyorlar. Yani nereye, hangi güce kadar dizel daha mantıklı, hangisinden yukarı uçak motoru daha mantıklı. Yaklaşık 4 ile 10 megawatt diyoruz biz. 10.000 beygir diyelim istiyorsanız. 4.000 beygir ile 10.000 beygir diyelim. O aralık gri bölge. Onun altından küçükse dizel daha mantıklı. Ama daha büyük güç istiyorsanız, kesinlikle, artık dizeller geminin altına bir sürü düzinelerce dizel düşerseniz anca o güce çıkıyorsun. O da çok ağır. Gemi onu taşıma daha şeyi tabii. Mümkün değil. O yüzden uçak motorları çok küçük alanda dehşet güç üretiyorlar. Yani şu motorun beygir eş değeri, beygir olarak eş değeri 420 beygirdir. Küçücük ya, şu 20 santimlik bir şey. Yani arabanın içine atsanız kaputun altına bundan belki 10-15 tane sığdırırsınız. Yani. Bir tanesi sizin aracınızı götürür. Yani. Evet. 420 beygir küçücük bir şey. Tabii çok küçük yerde dehşet güç üretiyorlar. Tabii çok yakıyor, ona göre de çok yakıyor. Gemilerde artık standart. Savaş uçakları motorlarının, artık uçak motorlarının türevlerini egzoz, hani helikopterde tarif ettim ya, egzozdan çıkan enerjiyi dönme hareketine çevirecek bir kademe ekliyorsunuz. Onunla da uskuru çeviriyorsunuz. Bu motorlar olmazsa olmaz. Milgem'in motoru yerli mi, dışarıdan alındı? Siz bakımını yapıyorsunuz. O büyüklükte bir gemi motoru burada olmadığı için yabancı seçildi. Bunların bakımlarını yapacak Türkiye'de bir yer yoktu. Evet. Bu 4-5 yıldır konuşuluyordu. Biz daha önce biz yapabiliriz diye, yetkinlik olarak bizde know-how var. Teknoloji var. Bizdeki ekip bunu çok rahat, bu uçak motorlarının türevi zaten, bakımını yapabiliriz dedik ama bu bakımı yapmak için motor dres kiti diyoruz. Yani istenilen ton arasında söküp takabilmek için bir fixture seti almanız, para yatırmanız gerekiyor. Bu da milyonlarca dolarlık iş. 3 tane motor için feasible olmuyor. Dediler motor adetleri düşük, daha yüksek olsun, tekrar konuşuyorsun. Artık milyonlar çoğaldıkça, bu motorlar Türkiye'de çoğaldıkça artık feasible hale geldi. Biz de genel elektrikle bu sözleşmeyi imzalamak üzereyiz. Yani ön çerçeve anlaşmasını imzaladık. Artık Türkiye'de Milgem savaş uçaklarını, savaş gemilerimizin motorlarını bakımını yapacak hale inşallah son bir imza kaldı. Diğer 3 fotoğrafı da hızla bakmamız lazım. Zamanımız da ilerliyor. Diğer fotoğrafa geçelim. Bu nedir? Şimdi o deminki gördüğünüz motoru kesit. Biraz daha büyüttük. O tabii ki TC 300. 300 libre etki veriyordu. Bu da TF-6000. Bu da 6000 libre etki veriyor. Devasa bir sıçrama. Dedim ya, helikopter motoru öncü motordu. Jet motoru gerçek anlamda. Onu yaptıktan sonra artık bunlara geçmesi çok daha kolaylaştı. Ön taraftaki eksenel kompresör grubu, şu gördüğünüz şu grup. Bunları yapmak know-how'ını da TC-300 motorunda elde ettikten sonra artık daha büyüklerini tasarlamak tabii ki daha zor ama artık daha kolay. Çünkü daha önce bir defa yapmışsınız. Bunu artık özellikle milli muharip uçağa giden yolda bir ara motor olarak bunu seçtik. Niye seçtik? Çünkü Ar-Ge'nin mantığında var. Bir şey geliştirirken
geliştirdiğiniz bilgiyi bir şeyin üstüne test etmeniz lazım. Ne kadar doğru hesap kitap yaptığınızı, değil mi? Yani devasa bir şeyde bunu test ederek öğrendiniz. Hata yaptığınız ortaya çıkarsa bunu tekrar yapmanın bedeli çok pahalı. Hatta ben Milli Rüzgar Türbini projesinin de başındaydım TEİ'ye geçmeden önce. Orada da o zamanki bakanımız Hilmi Bey ekibi kurarken, Hilmi Güler o zaman Enerji Bakanıydı ekip kurulurken, bana dedi 2,5-3 megawatt gerçek anlamda endüstriyel rüzgar türbünü geliştirin Türkiye'de. Hmm. Çünkü gözüküyor Türkiye enerji olarak. Türkiye'de temiz edecek. Enerji için ha, çok önemli. Güzel bir ekip kurduk. O ekibin başında da mühendislik ekibinin başında. İlginç işte bir hikayesi vardı. Ben dedim ki araya projede o 2,5-3 megawatttan önce 500 kilowattlık küçük bir türbün soktuk. Bu ne dedi? Dedim Ar-Ge yapacağız. Şimdi bütün tasarımı geliştireceğiz, analizleri yapacağız. Bir şeyin üstüne teyit etmemiz lazım. Doğru mu yapıyoruz diye. Şimdi siz bunu ilk defa o devasa türbünde denerseniz geçmiş olsun. Çok pahalı ve geç. Daha şöyle, zaman da şöyle. O kanatlar mesela her biri 50-40-50 metrelik kanatlar. Sadece kanat kalıbını imal ettirmek için yaklaşık 1,5 yıl ve 2 milyon euro istiyor. 1,8 milyon euro istiyordu. Yatırımına. Çünkü tek tek blok blok işliyor. Tezgahta oraya döşüyor. 50 metrelik kalıp düşünün. Siz bunu yaptınız, çalıştırdınız. Akustik emisyonu umduğunuzdan çok yüksek çıktı. Gürültüden kimse yanında duramıyor. Kullanamazsınız. Hmm. Değil mi? Çok evet, önemli. Tabii. Rüzgar gülü, rüzgar tribünü. Verimi umduğunuzdan kötü çıktı. Ne olacak? Yok. Ups, yanlış olmuş. Şunun twist açısını azıcık değiştirelim, bir daha yapalım. Bütün kalıbı değiştiriyorsunuz. Hani 1.8 milyon euro da bir şey değil. Para, evet. 2 yılda vaktiniz gidiyor. O yüzden dedim ki Sayın Bakanım, küçük bir ölçekte bunu test edip doğru yapıp yapmadığına emin olmamız. Aynı mantık. Milli Muharip Uçağı'nın motorunun üstünde öğrenmeden önce daha küçük ölçekli bir motor. Peki bir dakika, ben o hikayeyi evet, merak ettim. Yerli rüzgar gülü yapabildik mi biz, yaptık, rüzgar tribünü? Yaptık. 500 kW'ı yaptık. Çebeki elektrik bastık. Bir hikayesi vardı. Nedir hikayesi? Terkos Gölü'nün yanında yeni havaalanımızdan kalkarken kuzeye doğru solda cam kenarında otursanız bakın. Gölün kenarında tepenin üstünde bir tribün duruyor. O milli rüzgar tribünümüz. Çalıştırdık. Niye çoğaltamıyoruz onu? Niye çoğaltamıyoruz? Çünkü ben projenin sonuna doğru burada görevlendirdim. Başındaki adam gitti, ekip dağıldı. Evet. Buna çağrı yapalım. Türkiye'nin temiz enerjiye ihtiyacı var. Yerli rüzgar gülü projemizin ilk beni oradan buraya rüzgar tribünü projesinin ilki yapılmış, onaylanmış ama yarım kalmış. Başarıyla sonuçlandı birinci çok aşaması. Çok önemli yani, temiz enerji için bu projenin de hakim kalmaması çağrısını şimdi buradan yayınımızda yapalım. Şimdi bakanlığımızın yeni şeyi var. Aselsan'la şeye verdiler. Beraber EOAŞ'a verdiler. Yeniden onu canlandırmaya çalışıyoruz. Yeniden biz de takipçisi ben olalım. Ben ona vakit ayırmam bu gibi işlerden. Gelelim milli muharip uçağı. Şimdi ne kaldı artık bundan onun motoruna? Bundan bir sonraki motoru da geliştirdik. Şimdi bunun art yakıcısı yok. Şurada burada görüyorsunuz. Aynı motor şurada bitiyor, deminki motor. Burada egzoz vardı. O egzozu kaldırdık. Buna büyük bir art yakıcı, askeri bir art yakıcı ekledik. Art yakıcı nedir? Motorun yanma odasında siz yakıtı yakarken optimum bir karışım oranı var. Havadaki oksijen yeterli, yani ideal bir karışım oranı. Daha fazla yakıt atarsanız yakıtın bir kısmı yanmadan gidiyor demiştim ya. Hı hı. Verimlilik açısından ta o ideal noktada çalıştırıyorsunuz. Fakat bu nedir? Havadaki yeryüzünde konuşalım, deniz şartlarında. %21 civarında oksijen varken siz bunun 1/3'ünü yakıyorsunuz. %12, 13, 14'ü egzozdan gidiyor. Daha fazla yakıt atarsanız verimli yanmadığı için israf ediyor. O yüzden orada yakıyorsunuz. Fakat egzozun içinde hala %14 oksijen var. Biraz da turbofan dediğimiz biraz taze havayı da dışarıdan basıp buraya karıştırırsanız arkada tekrar yakabilecek bir ortam oluşuyor. Hmm. Buraya şu arka egzoz kısmına tekrar yakıt bocalayıp ilave bir daha güç elde ediyorsunuz. Motorun beygir gücü atıyorum 66.000 iken burada bir daha yanma yapıyorsunuz 10.000'e çıkıyor. %50 kadar daha ilave güç elde ediyorsunuz. Yalnız tek farkı var. Art yakıcıyı çalıştırdığı zaman pilot yakıt sarfiyatı dehşet artıyor. Çünkü verimli yanmıyor. Çünkü oksijen az ya. Evet. Verimli yanmıyor. Daha verimsiz ama güç veriyor. Şöyle söyleyeyim. Yakıt sarfiyatı 4 kat artıyor. Motorun gücü 1,5 kat artıyor. Ne kadar verimsiz. Ama o 1,5 kat şu demek, sizin takip eden bir füzeden kurtulmanız demek. Evet. Demek. Hmm. Ses üstü hıza ulaşmanız demek. Evet. O yüzden o ihtiyaç askerliğe de böyle yakıt az yakmış çok yakmıştan ziyade yapılmıyor. Onu yapıp koyuyorsunuz. Askeri turbofan dediğimiz bu işte. Milli muharip uçakta da bu olmak zorunda. Olacak zaten.
Ama biz bunu kalkıp da 35 bin librelik bir motorda deneyerek öğrenmek yerine daha küçük ölçekli. Bunu da çok küçük bir motorun arkasında yaparsanız gerçek bir ölçekleme yapamıyorsunuz. Yani belli bir boyda yapmanız lazım. Değil mi? Mini minnacık yani 3 beygirlik bir motorda 30 bin beygirlik şeyi test edemez. Biz de bunu ara sınıf olarak öyle seçtik. Bu motorun üstünde bütün bu art yakıcı teknolojileri, egzoz, nozzle teknolojileri. Şimdi onlar çalışıyoruz. Daha deneyim. Yani daha bir deneyim. De şunu çalışıyoruz. Bizi dinleyenler karıştıracaktır. Henüz Milli Muharip uçağın motoruyla ilgili Tİ'ye veyahut da başka bir yere net bir görev verilmiş değil. Bu TR Motor'la Milli Muharip uçağın motorunu yapabilmemiz için gerekli bir önceki adım. Çalışmalar. Bir önceki adım. Evet. Mesela Türkiye'nin en güçlü milli havacılık motoru. Kendi kazandığınız paradan bu motoru mesela şu ana kadar hiçbir devlet desteği almadan kendi iç bütçemizde sağ olsun yönetim kurulu üyemize de buradan üyelerimize teşekkür ediyoruz. Genel tek üyelerimize dahil onaylarıyla kendi iç bütçemizden belli bir fon ayırarak bunu bu hale getirdik. Peki hocam. Evet. Bu arada bunu tamamlayıp bir yerimize bundan geçelim. Bundan sonrası için devlet desteği bekliyoruz. Tamam. Çünkü artık asıl masraflı kısma giriyoruz. Diyelim ki hocam bunda başarılı olduğunuz. Evet. Size de görev verildi. Milli Muharip Uçağı'nın motorunu geliştirin. Biliyorum ki öyle bir motoru geliştirmek çok zaman alıyor ya. Evet. Kaç yılda geliştirilebilir? Aslında hani bizden zor bir iş başarmamızı değil, imkansızı başarmamızı istiyorlar. Ne yazık ki öyle. Yani. O zaman bir tane daha soru sorayım. Evet. Dünyada bu Milli Muharip uçak F-35'in F-35 veyahut da 5. nesil savaş uçaklarının muadili yani görünmezlik olacak. Özelliği olan, stealth özelliği olan motorları kaç ülke üretiyor? Yani bu motorları üretebilen şirket sayısı yani bir elin parmaklarından az. Tam saymayayım gerektiğini. Pratt & Whitney, Rolls-Royce belki bir de Ruslar. 4 mu oldu? 5. biz olacağız. Benim bildiğim tam yaptığı denen 3 tane firma sayabiliyorduk. O 4.'ü biraz şüpheliydi. Şu anda ama biz yapabileceğimizi ön çalışmalarını ekibimiz yaptı. Çevrim analizlerini yaptı. Bir özelliği de şu. Bu yani şu andaki standart 4. nesil savaş uçakları art yakıcıyı çalıştırmadan süpersonik uçamıyorlar. Hani F-16'lar ses hızının 1.5 katının üstüne çıkabiliyor. Nasıl çıkıyor? Art yakıcı çalıyor. Ama art yakıcıyı 5 dakika çalıştırdınız mı depoyu boşaltıyor. O yüzden 5. nesil savaş uçakları öyle bir motor teknolojisiyle, öyle bir uçak teknolojisiyle tasarlanıyor ki art yakıcı çalıştırmadan iktisatlı modda art yakıcısı süpersonik uçabiliyorlar. Ve biz şu anda yaptığımız ön tasarımlarda, analizlerde Milli Muharip uçağı art yakıcısız olarak ses hızının üstünde uçurabilecek şekilde tasarlayabileceğimizi ortaya koyduk. Çok çok önemli. Son 5 dakikaya girerken sizi yerinize alayım. Son birkaç soruyla yayını yavaş yavaş toparlayacağız. Gerçekten çok etkileyici bütün bunları dinlemek. Ben biraz şunu sormak istiyorum. Tamam Türk mühendisler ya da çifte vatandaşlar olanlar var demiştiniz. Bayraktar'ın çok gurur duyduğu bir yönü vardı. Kadın mühendislerin oranı bayağı yüksekti. Sizde kadın mühendis oranı nasıl? Aslında şöyle söyleyeyim. Onu da gururla söyleyebiliriz. Bu helikopter motorumuzun ilk çekirdek motor hatta ilk prototip aşamasına kadar bütün süreçlerini yöneten ekibin başındaki müdür arkadaşımız bir hanımefendiydi. Harika. Hala bizde. Şu anda da genel müdür yardımcılığına terfi etti. Öyle söyleyeyim. Yönetim kurulunda da bir kadın üyemiz. Yönetim kurulunda bir kadın üyemiz var. Genel müdür yardımcılıklarında iki tanesi. Yani şirket içinde pozitif ayrımcılık diyelim. Normal olarak mavi yaka ağırlıklı ben devraldığımda. Çünkü imalat sektörü. Kadın oranımız düşüktü ama şu anda %11'e kadar çıktı. Ama yönetim kademelerinde bundan çok daha fazla. Şimdi bir de Teknopark'ta ofisiniz var İstanbul'da. Evet. Gebze'de başka bir ofis. Ankara'da biraz bu dağılımın neye göre tasarım ofisleriniz var, mühendisleriniz var. Şimdi işin malzeme tarafında ya ciddi yatırımlarınız var. Buralarla ilgili ne söylersiniz hocam? Şimdi ana ekibimiz Eskişehir'de. Evet. Fabrikamız, tesislerimiz Eskişehir'de. Üretim orada. Bunun yanında İstanbul Teknopark Sabiha Gökçen karşısında ve Hacettepe Teknopark'ta mühendislik ofislerimiz var. Burada da bayağı ciddi mühendislik ekiplerimiz var. Buradaki mühendislik ekipleri sadece mühendislik ve tasarım ekipleri. İmalat tarafı tabii Eskişehir'de. Bunun dışında bir de Gebze Serbest Bölgesi'nde Genel Elektrik'le ortak bir ayrı bir mühendislik ekibimiz var. Burada da bir 400-500 kadar mühendis var. Bir kısmı Genel Elektrik, bir kısmı bizim mühendislerimiz.
beraberce General Electric'in uluslararası motorlarının tasarımında çalışıyorlar. Burasının bize faydasını, bizim burada yetişmiş mühendisleri belli bir yıldan sonra bizim oradan kendi milli projelerimize transfer etme, anlaşmaya göre transfer etme hakkımız var. Burayı bir okul olarak kullanıyoruz. GE'nin de hakkı var. GE'nin de hakkı var. Genel Elektrik de belli bir yıl kimse çekemiyor personel. Onlar öğrenme aşamasında bir kuluçka veya merkezi gibi. Ve bunlar uluslararası motorlarda gerçek anlamda en uç noktadaki motorlarda çalışıyorlar. Ve işi öğreniyorlar. Öğrendikten sonra bir kısmını biz çekiyoruz, bir kısmını Genel Elektrik çekiyor. Bizim zaten şu anda Eskişehir'de ve asıl milli ekibimizin yani backbone dediğimiz asıl kadrosunu, çekirdek kadrosunu oluşturan arkadaşlar buradan yetişme diyelim. Buradan gönderiyoruz. Yabancı ortaklık, yurt dışında ofis gibi düşünceler var. Gelin size ortak olalım diyen. Yani oldu açık söyleyelim. Oldu ama tabii biz zaten şu anda %46 bir yabancı ortağımız olduğu için pek makul değil. Yurt dışı ofisleri şu an için ihtiyaç duymadık. Yani Türkiye'de belli bir büyüklüğe ulaşmamız lazım önce. Ama yurt dışına açılmayla ilgili çalışmalarımız var. Hatta imalat olarak da var. Detaylarına girmeyeyim ama yavaş yavaş belli büyüklükten sonra yurt dışına tabii hangi ki açılırız. Hangi ülkeler? Orasını söylemeyeyim. Peki. Yani, şimdi son şunu sorabiliriz. Son evet. Bir iki soru soralım. Bir soru siz sorun, bir soru da ben sorayım. Şimdi bu milli savunma sanayi aslında aynı zamanda ülkelerin kendi milli çıkarları nedeniyle devletlerin de biraz meseleye el koyduğu durumlar. Evet. Devletin mesela devletin izin vermediği bir ülkeye İHA SİHA satışı yapılamıyor ya da milli savunma sanayi ürünleri satılamıyor. Evet. Motorlar için de böyle bir kısıtlama söz konusu mu? Bir de bizim mesela kimi ülkeler öyle askeri teknolojiler üretiyorlar ki o sattıkları teknolojiyi buradan durdurabiliyorlar işlerine geldiği zaman. Evet. Kendilerine bir tehdit olursa durdurabilecekleri şekilde imal ettikleri en azından bir efsane olarak hep söyleniyor. Siz de örneğin motoru sattığımız bir ülke o uçağı bizim aleyhimize çevirirse motoru durdurabiliyor musunuz uzaktan? Aslında şöyle, bunun bu sorunun muhatabı platform üreticisi. Yani Tayyi, Baykar gibi şeyler. Çünkü bizim motorumuzun kontrol ekipmanı diyelim, evet, kontrol kutusu uçağın ana bilgisayarıyla konuşacak şekilde tasarlanıyor. Hmm. Yani uçağın ana bilgisayarı durdurulursa bizim motorumuz otomatik durmuş oluyor. Yani bizim bir alt sınıfta olduğumuz için öyle bir şeyimiz yok motorun. Daha çok. Ama mümkün değil mi böyle bir şey teknolojik mümkün, olarak? Mümkün. Ya bu bir efsane değil gerçek. Ya şu anki teknolojide everything is possible diyorlar ya. Her şey artık mümkün. Teknoloji o kadar basitleşti ki yani küçük bir sim kartını bile yapmanıza gerek yok. Gözükmesine bile gerek yok. Elektronik olarak sim kartını programlayıp her türlü haberleşmeyi her yerde yapabilirsiniz. Bu da aslında savunma sanayinin yerlileşmesinin, millileşmesinin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Çok doğru. Şimdi son soru Gülkay evet, abi. Bu sene 6 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var savunma sanayinde. Evet. Size düşen pay ne olacak? Bize düşen pay zannediyorum 350 milyon dolarlara bu sene yakacağız, yakalayacağız. Yani Covid darbesinden dolayı biraz gecikmeli geliyor. Aslında Covid olmasaydı belki bu yıl 400-500'leri rahat görecektik. Yarım milyar dolarları görecektik inşallah. Ciro ne oluyor hocam o zaman? Ciromuzun şu an itibariyle %75'i falan ihraç. Yani demin ona girmiştik kısaca. Evet, yarım kaldı. Ciroya oranımız çok yüksek. Yani ürettiğimizin Baykar'dan sonra çok ciddi miktarını ihraç ediyoruz. Türkiye içindeki ihtiyaç kısmını tabii Türkiye içinde şey yapıyoruz. Peki. Süremizin sonuna geldik ama sizden son bir mesaj varsa onu alalım ve yayına veda edelim. Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle hep sorulmuştu. Daha önce niye böyle bir şey başarılamadı? Ben de dedim ya istikrar ve siyasi irade. Burada Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Yani arkasında durmazsa proje durdurulduğu anda biter. Savunma Sanayi Başkanlığımız fon aktardı. Bunlar çok önemli. Bakın Türkiye o kadar zengin bir ülke değil. Bunlar da çok ucuz şeyler değil. Bunlara bu kadar yüksek miktarda paraları aktarabilmek ve uzun süre aktarabilmek kolay bir iş değil. Yani arkamızda Cumhurbaşkanımız, başkanlığımız, yani devlet arkasında durması lazım. Son olarak da bütün ekibimiz, yani bu genç mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, en alttaki işçimize kadar
çok genç muhteşem bir iş çıkardılar. Stajyer mühendisler alıyor musunuz gençlere? Alıyoruz. Hatta şimdi uzun dönem stajyerlik programları başlattık. Böyle parlak gençlerimizi erkenden alıp... Hangi alanlardan? Belki bizi izleyen gençler vardır. Aslında gayet de çeşitli. Tabii ki biz yani belli alanlarda doğal olarak aslında mekanik teknoloji bizim yaptığımız mekanik teknolojiler ama genel olarak makina, malzeme, havacılık, elektronik, motor kontrol ve yazılım ekibimiz var. Kendimize ait muhteşem işler yapıyorlar. Yani bu gördüğünüz motoru videolarında görmüşsünüzdür. Bizim kendi yazılımımız, kendi mühendislerimizin tasarımı. Dehşet bir teknoloji. Yazılım ekibimiz var. Malzeme mühendislerimizden bahsettik zaten. Bunun yanında yani destek birimler mesela bilgisayar ekibimiz, kendi yazılım kodlarımızı yazan bir ekibimiz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü dalda irili ufaklı ama ana eksenini alımlarımızın bunlar oluşturuyor. Çok çok teşekkür ederiz Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü. Gerçekten benim için de çok ilham verici, çok şey öğrendiğim bir programdı. Gurur duyduğum bir programdı. Türkiye'nin mühendisleriyle teknolojik olarak geldiği noktayla. Güntay Bey'e de çok teşekkür ederiz. O işin uzmanı ara ara benim hiç bilmediğim sorularla katkıda bulundu. Habertürk yazarı Güntay Şimşek'e de çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, işte Türkiye'nin gelecekte yatırım yapması, bugünden geleceğe yatırım yapmaktan kastımız tam da bu tür teknolojileri geliştiriyor olmamız, bu tür teknolojik yatırımları arttırmamız dileğiyle hakikaten bütün bu yerli, milli, ilk helikopter motorunu üreten bütün mühendislerimize her aşamadan çok teşekkür ediyoruz. Tabii buyurun. Sonra gönüllerini alayım. Tabii biz TEİ olarak kendi içimize bakıyoruz teşekkür ederken. Savunma Sanayi Başkanlığımızda başkanımızdan bahsettik ama orada motor dairesi, ARGE dairesi, sanayileşmede bir sürü dairede arkadaşların çok ciddi emekleri var. Onlara da ayrıca teşekkür etmek emeği istiyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkürler ve selamlar, sevgiler dileyelim. Onlardan izleyenler varsa. Açık ve Netin bu hafta için sonuna geldik efendim. Pazar akşamı yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.